şampiyon duruşundan belli olur. Misli'ye özel şampiyon oranlarla her gün daha yüksek oranla oyna, kazanınca da şampiyon gibi kazan. Çünkü şampiyon duruşundan belli olur. Tüm normallerin üzerinde şampiyon oranlarla sen de Misli'de oyna, bir farkın olsun. Hayra Misli'li, Misli'li. Sen oradan batıyorsun. Mistikom'un sunduğu It's in the Game başlıyor. İyi akşamlar sevgili izleyenler. BTV ekranlarından herkese merhabalar. Fenerbahçe bayramın ilk gününde Olympiakos'a karşı hazırlanıyor. Ama gündem çok sıcak. Tabii ki rotamız Konferans Ligi. Rotamız hatta Yunanistan'da Konferans Ligi finali. Ama Türkiye'de de sular durulmuyor. Fenerbahçe'nin 3 puanı silinecek mi? Bugün bütün Galatasaraylılar bunu konuşuyordu. Futbol müsabaka talimatı, Süper Kupa müsabaka talimatı, talimatlar üzerine konuşuluyor. Ama biliyorsunuz burada hem hukuki gözle, hem hakem gözüyle, hem yorumcu hem futbolcu gözüyle bu masaya yatırılacak. Fenerbahçe'nin 3 puanı silinecek mi? Dakika bir gol bir. Sen hukukçusun kardeşim. Sen söyle. Dur gireceğiz. Bugün soruyor millet. Ya ben bir şey diyemem kardeşim. Gireceğiz abi. Fenerbahçe'nin 3 puanı silinecek. Hukukçu olarak cevap ver. 3 puan siliniyor mu silinmiyor mu kardeşim? Dur. Onun dışında Kerem Aktürkoğlu, Emirhan olayı. Gerçekler sadece ve sadece BTV'de, It's in the Game'de. Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamaları vardı. BTV'ye özel açıklamaları da var. Acaba kim gerçeği söylüyor? Bunu masaya yatıracağız, konuşacağız. Ve tabii ki yarın Fenerbahçe ne yapar? İsmail Hoca'nın açıklamaları var. Olympiakos'un hocasının açıklamaları var. Çağlar'ın açıklamaları var. Bakalım yarının maçını böyle bir kafada oynayacağız. Hakem nasıl olur yarın? Fenerbahçe'nin hakkı yenir mi, yenmez mi? Ya da Fenerbahçe kupanın bir kulbunu tutacak yola doğru gider mi? Tabii burada Fenerbahçe'nin efsane kaptanı da var. Kimlerle beraberiz? Sevgili Ahmet Çakar, Rasim Ozan Kütahyalı ve Ümit Özat'la beraberiz. Abiciğim müsaade ederseniz ilk etapta hemen... Bence ilk söz Ümit Özat'ın. Şeyle konuşalım istiyorum. Ben. Yarın Konferans'ta çeyrek falan oynayacak kulübün efsane kaptanı. Bir dakika, şeyi konuşmak istiyorum abi ilk. Fenerbahçe'nin 3 puanı silinecek mi, silinmeyecek mi? Niye silinsin abi? Şimdi oraya... Adam delirken mi kalp? Ya bir algı yaratıyorsunuz bir şey. Dur adım adım gidelim abi. Adım adım gidelim. Senden rica ediyorum. Vallahi algıdan değil. Koşarak gidelim. Adım adım niye gidiyoruz? Adım adım gidersek daha mutlu oluruz. Ama üçünüz de lütfen okuduğunuzu net bir şekilde yorumlayacağınıza şüphem yok. Samet, verebiliyor muyuz ekrana sevgili Yusuf? Sevk maddelerini verebilir misin ekrana? Sevk maddeleri. Bugün PFDK sevk kararları açıklandı. Tamam mı? Fenerbahçe ve Galatasaray... PFTK'ya sevk edildi. Sevk maddesi ne? Açıklamayı verebiliyor musunuz? Bilinle. Spor hukuku açısından değerlendirir. Hocam. Hakem Çakar burada ilk sözü ve alması gereken adam. Ümit abi. Fenerbahçe kulübü müsabakayı terk etme nedeniyle PFTK'ya sevk edildi. Fenerbahçe AŞ kulübünün 07.04.2024 tarihinde oynanan Galatasaray AŞ, Fenerbahçe AŞ Türksel Süper Kupa müsabakasında müsabakayı terk etmeleri nedeniyle futbol müsabaka talimatının 24.1a maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkini. Şimdi gelelim Profesyonel Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24. maddesinin 1. fıkrasının A bendine. Getirelim ekrana. Ben de okuyayım. Başlık puan silinmesi, ligden çıkarılma ve alt kümeye indirme. Aşağıdaki hallerde puan tenzili yapılır, takım lig dışı bırakılır ve bir alt kümeye indirilir. A. Bir sezon boyunca müsabaka kıyafetiyle belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarında galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp hakemlerin masrafları ve diğer masraflar ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır. Hocam, size döneyim. Evet. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk bu maddeden. Çok güzel. Yani aslında Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu diyor ki Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na bir bak Fenerbahçe'nin 3 puanı silinmeli mi, silinmemeli mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Çok basit. Buna göre konuşuyorum. Fenerbahçe bu maçı kazansaydı kaç puan kazanacaktı? 0. Kupa kazanacaktı. Evet. Puan kazanmayacaktı. Puan kazanmayacağına göre puan da silemezsin. Bu kadar basit. Neden hocam? Şimdi bak burada ne diyor biliyor musun?
beraber mevcut galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir demek. Tamam, normal. Bu lig maçlarına mahsus bir şeydir. Ama bunlar çünkü, sevk ettiler. Çünkü diyelim ki galibiyete 2 puan verilen sistem vardı 30 yıl önce, 25 yıl önce. Evet hocam. 3 puan silin. Galibiyete kaç puan alırdın lig maçında? 3 puan. Senden 3 puanı silerim diyor. Tıpkı İstanbul Spor'a yaptıkları gibi. Dolayısıyla bu bir süper kupa olduğu için kazandığın an puan alamayacağın için puan da silinemeyeceksin. Bu çok açık, şeffaf. Puan filan silinemez. Süper Kupa müsabaka talimatının 6. maddesini bir getirebiliyor muyuz Ekmen? Ya bu maç İstanbul Spor için geçerli. İstanbul Spor Trabzon maçındaki şimdi, İstanbul Spor bu şey açıklama, bu kural. Süper Kupa müsabaka, bir de ben hukuki... O da rezaletti biliyor musun? Çünkü o lig maçında çekildi. Kendi hukuki görüşlerimi İstanbul Spor'lu söyleyeceğim. Futbolcular sahadan çekilmemek için direndi. Arkadaşlar, efendim? Aldık mı? Ben de o sırada bir hemen süper chatleri okuyayım ufak ufak. Nuhu Channel demiş ki iyi bayramlar abiler. 3 ay önce 7 Nisan için belirlenen maç 2011 Süper Kupa maçı olsaydı Fener az kadro mu çıkardı yoksa 19 kadrosuyla mı çıkardı? Bir daha sorar mısın? 3 ay önce 7 Nisan için belirlenen maç 2011 Süper Kupası olsaydı Fenerbahçe yine U19 takımıyla mı çıkardı diyorlar. Nuhu Channel demiş abi. Ya şu 3 Temmuz'un şeyi olsaydı. Aynen öyle, Süper Kupası olsaydı. Bu saatten sonra hangi? Bu Trabzon maçından sonra denk bardağa taşıran son damladan sonra hangi kupa olursa olsun, hangi sezon olursa olsun. Fark etmez miydi diyorsun abi? Geliyor mu arkadaşlar? Bu arada BTV'de etiketini X'de, Twitter'da fotoğraflar atarsanız onları da fotoğraflarınızda alacağız. Güzel insanlar. Samet hazır mı? Tamam. Şimdi geldi. Evet. Hayır, bu madde değil. Bu madde değil. Ya yanlış şeyi talimatı almışsınız. Ben size talimatın şeyini atıyorum, linkini. Hemen yani özellikle de söylediğim halde talimatı yanlış alıyorsunuz. Atıyorum gruba bizim. Bir saniye. Evet. Yani talimatı burada söylüyorum. Tek tek talimatın adını söylüyorum. Onu yanlış alıyorsunuz. Ben hocam. Efendim. Rasim abi ve Ümit abi. Şimdi talimattan aynen okuyorum. Süper Kupa müsabaka talimatı var. Yani bu Süper Kupa organizasyonu yapan talimatta şöyle bir şey, böyle bir madde var. 6. madde. Kulüplerin görev ve sorumlulukları başlıklı. Kupa müsabakasında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakaya katılmayan kulüp takip eden sezon Türkiye Kupası'na katılmaktan men edilir ve takip eden sezonda Süper Kupa'da yer alamaz. Ayrıca TFF tarafından Süper Kupa organizasyonu için yapılan masraflar ile organizasyonun iptal edilmesi dolayısıyla TFF'nin karşılaşacağı maddi manevi her türlü zarar, üçüncü kişilerle yapılan sözleşmeler gereği ödemek zorunda kalınan ceza işler, tazminat ve benzeri dahil tazminle yükümlü olduğu gibi Süper Kupa'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz. Şimdi hocam, bu Süper Kupa müsabaka talimatı. Burada diyor ki sahaya çıkmazsanın karşılığı var. Fenerbahçe sahaya çıktı mı Rasim abi? Evet, sendeyim, sendeyim. Fenerbahçe sahaya çıktı mı? Çıktı. Yani Süper Kupa müsabaka talimatında sahayı terk etmenin karşılığı yok. Biz buna hukukta bir boşluk diyoruz. Boşlukları sizin doldurmanız gerekir. Evet. Kim doldurur? Ya benzer durumdaki talimatlardan, kanunlardan, yönetmeliklerden doldurursunuz. Ya da içtihatlardan doldurursunuz. Yani benzer durumlardaki yargı kararlarından doldurursunuz. Evet, evet. Dolayısıyla Süper Kupa müsabaka talimatında zaten muhtemelen bunun son maddesinde de geçiyordur. Öyle tahmin ediyorum. Bu talimatta olmayan eksik kalan maddelerle ilgili futbol disiplin talimatı uygulanır diye. Çünkü mesela bu müsabakada bir olay oldu diyelim. Kırmızı kart, sarı kart, hakaret. Bununla ilgili neye bakılacak? Futbol disiplin talimatına bakılacak. Doğru. Yani buradaki boşluk hükümler futbol disiplin talimatına uygulanmasını gerektirir. Dolayısıyla bir dakika, bak sen şimdi burada bir dakika. Senin cevaplaman lazım. Tamam. Benim cevabımı merak ediyorsanız söyleyin. Herkes çünkü burada başka hukukçu yok. Burada futbolcu var. Burada hakem var. Doktor var. Tamam mı? Benim ne olduğum belli değil. Sen hukukçusun. Şimdi burada eğer kanunda bir boşluk varsa ve bu boşluktaki hallerde uygulama disiplin talimatına bakılır deniyor ise oraya bakılır. Oraya baktığımızda diğer maddeye getirin. Diğer maddeye getirin. O madde ki hukuk kurulu da bu şekilde sevk ediyor zaten. TEFFİ hukuk kurulu. 24. maddenin 1. fıkrasının A bendinden sevk ediyor. Bu ne demek? Dolayısıyla lig maçında sen çekiliyorsan ne karşılığı yazıyorsa onu vermen demek. Yani normal sen 3 puan silinmeli diyorsun kardeşim. Normal bir hukuk düzeninde Fenerbahçe'nin 3 puanı
silinmelidir demiyorum. Silinecek diyorum. Fakat dur o zaman ben de naçizane yarı hukukçu olarak. Fenerbahçe'nin 3 puanı kuvvetle muhtemel silinecek arkadaşlar. Ben de yarı hukukçu biliyoruz. Hukuk fakültesindeki 3. sınıfta Sinan Çetin'in ayartmasıyla sinema dünyasına atılmış bir kardeşinim. Yarı hukukçu olarak, tamam mı? Ben de şunu diyorum. Bizim Galatasaraylılar bana hafif kızabilir ama. Di Pietro'nun söylediği bir laf vardır. Anthony Di Pietro efsane temiz eller savcısıdır. Evet abi. Tamam mı? Biz Türkiye olarak öyle bir savcı bulamadık. Var mı? Olanlar da. Amasya'da şu an. Evet. Neyse hayır yani tarihe geçer. Bu arada Junior 25'te bir olan vardır ya. Dersim abi tekrar evlilik düşünüyor musun? Burak İnanç da demiş ki boş muhabbet yapıyorsun Bışar Bey. Boşuna sevinmeyin. Evlilik puanı silinmez. Kupayla ligde puan silmeye ne alaka? İşte tam da anlattığım gibi. Di Pietro'nun bir lafı vardır. Hukuk literatürüne geçmiştir. Hocam da bunu kafası benziyor. Hocam mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi o şeyini Türkiye'de yaygınlaştırmış adamdır. Evet. Şok edici ifadeler bile olsa ifade özgürlüğü. Di Pietro'nun da bir lafı var. Hukuki karar verilirken eğer konu kamuoyunun büyük çoğunluğunu ilgilendirmekteyse ki o temiz eller savcısıydı. Evet. Konu ilgilendiriyordu. Bir de Felice Casson vardı. O da Gladio'yu çökerten adam. Dedi ki aynı zamanda hukuk kararı, hukuki soruşturma bir halkla ilişkiler faaliyetidir. Kamuoyunda infial yaratılacaksa bu verilecek karar gözden geçirilir. Ama bireysel hukukta değil bak. Kamusal konular. Şimdi burada baktığın zaman Fenerbahçe'nin 3 puan düşürdüğün an bu sinemanın ortasında bomba patlatmak gibidir. Yine ahim kararı. Nedir birincisi? Çakar'ın da en çok söylediği şok edici, kışkırtıcı ifadeler bile serbest olmalıdır. Ama ikinci bir madde daha var. Ayıp kararı. Sinemanın ortasında bomba var diye bağırmak ifade özgürlüğü değildir. Sinemanın ortasında bomba var dedin mi oluşacak galeyanda kaç kişi öleceği belli olmaz. Doğru mudur Sayın Aynen. Kader? Aynen. Bu 3 puan silmek. Varsayalım ki maddede ki muğlak belirtiliyor. Ben haddim değil ama ben orada yetkili hukukçu olsam Di Pietro'nun lafını, Felice Casson'un lafını alırım literatürden derim ki kardeşim şu an Fenerbahçe'nin 3 puanını silmek sinemanın ortasında bomba patlatmak gibidir. Mesela ben şeyde çok sert konuştum. O süreçte pandemide aşı istemiyoruz onu diyenlerin dedim diyememesi lazım. Bugün mesela kızabilirler. Niye? Çünkü öyle bir dönemdeydi ki toplum. Oğuzhan Asiltürk falan ondan gitti. Erkenden öldü adam. Tabii. Kim? Oğuzhan Asiltürk. Aşı yaptırmaz. İşte o yeniden refah. Yeniden refah olayı o zaman çıktı zaten. Siyasete girmeyelim de aşı kullanmayın. Aşı dört gözlü yapar. Burun, iki burun çıkar falan gibi. Sayılarla. Bazen durumda sinemanın ortasında bomba var demek gibidir. Abi 3 puan ben silinemez. Ben Galatasaray Spor Grubu'nda bunun istememesi gerektiği kararındayım. Bak istiyap haddi vardır. İstiyap haddi. Tamam mı? Evet. Mesela ben kendime örnek vereyim. Benim yaşadığım o meşhur hadisede başta herkes beni linç etti. Tamam. Sonra geri döndüm ya ben. Gittim geldim. En son bir daha geri döndüm. O zaman karşı çıkanlara, Twitter'da yazanlara bak bir tane benim aleyhime yorum kalmamıştı. Çok ilginç. Ben de hatırlıyorum. Hatta Ahmet Hoca'yla tutma konuşmuştuk. Bir tane bile benden nefret edenler bile o zamanlar diyordu yeter salın şu adamı yeter yeter. Ve bana karşı çıkanlara malum bir futbolcu da basketbolcu vardı. Bu sefer onları linç ediyorlardı. Siz şusunuz siz bu. Ah şaşırdım kaldım ben. CHP'liler, komünistler, solcular, aşırı Fenerbahçeliler. Hepsi beni savunuyordu. İstihap haddi dolmuştu artık. Dediler ki yeter. 2020 senesinden bahsediyorum. Evet. Yani bazen ama benim de kanaatim. Ama bir durum yok ki abi. Bence şöyle bir şey 3 puan Fenerbahçeli silinirse vallahi bu ligde Fenerbahçe harbi bundan sonraki maçlara çıkmayabilir. Hayır, ne diyorsun? Bırak hocam sizi süper çekle bırakayım. Ne diyorsun benim bu görüşlerime? Muhiçeno demiş ki Galatasaray'ın ancak puan silme evet, haksızlık mantıklı. Olur. Bu kupa geçen sezonun final maçı ve müsabakaları evet. Farklı müsabaka günden bile olmamalı. Biliyor musun ki demiş ki helal olsun vallahi bu şarkı algının kralını yapıyorsun. Yavuz Karaman da demiş ki Ahmet Hoca'yı Mayıs'ta Budapeşte'ye davet ediyor. Bişar Özbey yeni yönetime giriyor. Dursun yok. Özbey'in hukuk danışmanı. Yok, hayırlı ben olsun. Kimin yönetimine girmem lazım biliyor musun? Ali Koç'un yönetimine girmem lazım. Neden? Bak bunlar hukukçusu hep Fenerbahçe'nin hukuk aklının ne kadar doğru. Zayıf olduğunu gösteriyor. O konuda çok zayıf. Şimdi ben algı yapıyor tamam. Oluyorum. Bu ülkenin Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı hukuk kurulu sevk maddesini buradan söylüyor.
Fenerbahçe'de... Sen silinmesi gerekir diyorsun Kukçu olarak. Ya bundan sevk etmişsen ortada da bir boşluk varsa mecbur uygulayacaksın. Peki benim tezlerime ne diyorsun? Senin tezlerin şöyle. Burada böyle sosyolojik bir... Sosyolojik olarak haklıyım. Bak şöyle haklı değilsin abi ama. Bir kanun boşluğu... Antonio bak, Di Pietro bağlansın. Abi burada bu süreci Fenerbahçe kulübü yöneticileri kendileri bu sürece getirdi. Ortada hiçbir şey yokken, Trabzon maçını ayırıyorum. Ama ortada hiçbir şey yokken bir anda Süper Kupa'yı ya erteleyeceksiniz, ya yabancı hakem getireceksiniz ya da biz çıkmıyoruz. Ve bugün ben bak buraya gelirken de bir sürü kongre üyesiyle konuşuyorum Fenerbahçe'nin kongre üyeleri. Herkes niye biz kupadan çekildik dedi. Fenerbahçe basın sözcüsü Ahmet Çakar bile Fenerbahçe'nin kupadan çekilmesini mantıklı bulmadı. Ama bir de orada da şöyle bir durum var. Ümit de mantıklı bulmadı. Ümit dedi ki yaradikal kararını yağmayın. Ne bir yanlış söylüyor. Kimse bulmadı. E şimdi bugün bunun bir hükümeti. Yarım hamilelik bu. Mantıklı buldum yeterli bulmadım. Bir dakika yeterli. Bunun bir karşılığı var. Yarım hamilelik gibi. Ve bak abi bir şey söyleyeyim. Bugün bakıyorsun Galatasaray taraftarı da niçin Galatasaray'da sevk edildi. Taraftara seslenebilir miyim? Dur bitireyim abi. Galatasaray'da sevk edildi. Şimdi Galatasaray niçin sevk edildi? Kötü tezahürattan. O zaman Galatasaray'a şey gitsin. Urfa'daki taraftar. Aa, o da iyi yam kararı. Bir dakika. Bir dakika. Galatasaray'a da verelim diye. Bir dakika. Biz kötü tezahürattan Galatasaray'a ceza verirken futbol disiplin talimatını uygulayalım. Ama Fenerbahçe'nin sağdan çekilmesini de uygulamayalım. Değil. Böyle bir şey yok. Ya da hocam bak bu şöyle de yapılır. Mesela Kupa'daki aldığın kırmızı kartı ligde uyguluyorsun uygulamıyorsun. Bunlar resmi maçlarla ilgili bir şeydir. Anlatabiliyor muyum? Özel bir karar alınmadıkça kaç, 6 puanı mı silindi? 3 puanı silindi. Ahmet hocama bırakıyorum hemen. Şimdi beyler. Mustafa Şahin demiş ki Ümit abi gömlek yakışmış sana nereden ulaşayım? Biraz gömlek ve puro yollamak istiyorum. BTV iletişime mail at. Ferit Kızınlar demiş bu, şu ki şu an Türkiye'den ayrılan bir markanın gömleği. Koç ile ilgili bedduada bulundu. Dilerim ki Galatasaray rekabetinden başka hiçbir şey Allah onu da ağlatmasın. Ve Galatasaray rekabeti onu ağlasın dedi. Beddua tuttu. Kim bu Kore'ye demiş ki travmatik bir çocukluk yaşamış şımarık bir zengin çocuğunu mutlu etmeye çalışıyoruz. Buyurun sayın evet, hocam. Şimdi hocam. Arkadaşlar futbol müsabaka talimatında aslında çok açık karar. Tamam. Ne diyor getir bir daha 24 A. Ne diyor? Şeyden oku bir daha. Aşağıdaki hallerde puan tenzili yapılır. Takım lig dışı bırakılır ve bir alt kümeye indirilir. Bir sezon boyunca müsabaka kıyafetiyle belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber... Dur. Fenerbahçe bunu yaptı. Evet. Maça çıktı. Bir dakika sonra sahadan çekildi. Doğru. Devam. Hükmen mağlubiyet kararı verildi. Mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silindi. Tamam. Tamam. Kabul. Lütfen bu maçı kazanmış olsaydı kaç puan alacaksa o kadar silin. Bu maçı kazanınca Fenerbahçe kupa puan almayacağı için puan silme olmaz. Bunlar dolayısıyla buradan da anlaşılacağı üzere buradan da anlaşılacak. Hayır hocam bir şey söyleyeceğim. Bak şunu demiyor hocam şeyde. Mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar silindi. Tamam mevcut puanlarından galibiyet halinde. Hocam mevcut puanlarından evet. Galibiyet halinde normal lig maçındaki galibiyet halinde ne kadar varsa silinir diyor. Senin o organizasyondaki sonuçta sen o organizasyona bir lig maratonu sonucunda geliyorsun değil mi? Evet. Yani bir bağlantısı var. Evet. Galatasaray oraya niye gitti? Evet. Niye gitti Galatasaray oraya niye oynadı? Evet. Türkiye Ligi'nin şampiyonu olduğu için değil mi? Yani siz Süper Kupa müsabakasını Süper Lig'den tamamen ayrı bir müsabaka olarak göremezsiniz. Peki bir soru. Bir soru. Sezon başı Fenerbahçe, Adana Demirspor. Ya burada şunu demiyor özür dilerim. Mesela bu hükümler sadece ve sadece Süper Lig müsabakalarında uygulanır demiyor. Ya da devamında bütün hükümlerle ilgili mesela burada diyor ki Türkiye Kupası'nı da kapsıyor bu. Bu sadece lig için değil ki. Bu 24. madde için demiyorum yanlış anlamayın. Peki bu 24. Mesela, bir dakika 24. madde. Hocam. 24. madde özel maçları da kapsıyor mu? Hocam tabii ki kapsıyor. He? Şöyle kapsıyor. Orada Futbol Federasyonu çok spesifik bir şey olursa verilir ama asıl resmi maçlar için uygulanır. Hocam, nerede yazıyor bu? Hocam sonuçta Türkiye Futbol Federasyonu atama yapmıyor mu? Tekrar anlamadım. Bir dakika özel maçlara kim şey yapıyor? Federasyon yapıyor. Federasyonun uygulamasıysa evet. Bitti. Ama iki takım kendi arasında mahalle maçı yaparsa Fenerbahçe, Adana Demirspor veya Galatasaray. Hocam federasyondan mahkeme aldınız. Evet. Artık federasyonun kuralları geçerli. Bitti. Başta hır çıktı. Takımın biri çekildi. Liginden 3 puan mı sileceğiz? Hayır hocam o değil. E niye o zaman olmuyor da böyle oluyor? Şöyle peki o zaman şu niye olmuyor? Galatasaray tribünlerinde kötü tezahürat var. Evet. O tezahüratı neye göre cezalandıracaksın? Hangi maddeye göre, hangi kanuna göre cezalandıracak? İşte küfür maddesine göre. Tamam. Ama hangi talimatı? Futbol disiplin talimatı. Tamam.
Orada kötü tezahürata futbol disiplin talimatını uyguluyorsan, uygulayabiliyorsan, sahadan çekilmeyi niye uygulamıyorsun? Uygula ona lafım yok. Tamam hocam işte. Uyguladığın zaman 3 puanı silmen gerekiyor. Hayır. Şimdi Galatasaray'a uygulayın. Fenerbahçe'ye uygulamayın. Bir metroya gelin. Hayır. 3 puan silme manası, sen bir hukukçusun. Benim anladığım, hangi kategorideyse o kategorideki işe görür. Şeyde ne yazıyor? Süper Kupa'da. Bir sene daha katılamazsın. Güzel. Bir sene daha katılamazsın diyor. Mesela İstanbulspor'un 3 puanı sildiler. Ama İstanbulspor'a seneye katılamazsın demiyorlar. Lig maçının prosedürü ayrıdır. Süper Kupa'nın prosedürü ayrıdır. Ha sen dersen ki 3 puan sildin. Hocam ama boşluk halinde. Ben boşluk görmüyorum. Hocam iyi de bir şey söyleyeceğim. Niye mesela Süper Kupa müsabaka talimatında da tribünleri cezalandırma ilişkin bir madde yok. O zaman Galatasaray tribünleri dilediği gibi küfür etsin. Böyle bir mantık var mı? Ama bu hayır. O hocam, genel anlamda bu ligden çekilme başka bir anlam. Hocam onu neye göre uyguluyor? Disiplin talimatına göre uyguluyor. Evet. Sağdan çekmeyi de disiplin talimatına göre uygulaması gerekir. Hemen bir süper setlere dönüp Ümit abiye döneceğim. Ümit abinin fikirlerini de ben merak ediyorum. Erotik Eşek demiş ki Ümit abim kilo vermişsin tatlı olmuşsun bal gibisin demiş. Movie Channel demiş ki Süper Kupa'yı ısrarla istemiyorum diyen Ali Koç 2011 Süper Kupa maçında da bu senin nezdinde ısrarcı olması Beşiktaş'ı kolay lokma görmesine sebep olur mu demiş. Yani Kasımpaşa demiş ki Di Pietro'dan mesaj var. Fenerbahçe'nin önünü kesmesinler. Fenerbahçe demiş ki madde 92 okusana bu şey. Niye okumuyorsun? Okuyalım. Neymiş? Mustafa, bilmiyorum bakacağız hocam. Ezbere bilmiyorum talimatı. Mustafa Şahin demiş ki Rasim o telefon kılıfını çıkartıp atarsam buraları kızartacağım bir büyük Fenerbahçeli olarak. Ne Galatasaray değil miyim kardeşim? Bir çıkarsana bakalım ne kadar kızartacakmış. Bakalım. Göreceğiz vallahi. Bak sırf kanalıma katkı için geçici olarak çıkartıyor. Bakalım ne kadar kızartacakmış bakalım. Mustafa Şahin'e bak. Geçici bakalım olarak çıkartıyor. Bakalım Fenerbahçe. Kızarsın bakalım. Çıkartıyor. Ümit abi senin görüşlerin önemli. Fenerbahçe camiasını. Çıkartamıyorum ona çıkarttım. Senin görüşlerin Fenerbahçe camiasını temsil ediyor. Kardeşim Ümit Özal Fenerbahçe kaptanıdır. Kadıköy'de sokakta yürüyemiyor. Ben de katılıyorum. Bu bir lig maçı abi. Bir lig maçı değil ki bu Süper Kupa maçı. Yani o maçta puan olmayan bir maçın puanı yani olmayan bir puan alıp nereden sileceksin? Yani tamam bu İstanbulspor Trabzon maçında örneği oldu. Peki öğrenmek için soruyorum. Estağfurullah. Beşiktaş Türkiye Kupası maçına çıkmamış. Çıkarttım baba buyur. Çıkarttım kızarsın. Maça çıkmamanın cezası da bu uygulanmadı. Yok 3 puan silme uygulanmadı. Türkiye Kupası'na çıkmayan bir Beşiktaş'ın... Çok güzel bir örnek. Ama Türkiye, onun tam, olayı, bak, olayı hatırlamak lazım bak, tam olarak. Bir dakika bak ne diyor çok bak. İyi yakalım, çok iyi çok yakalım. Çok iyi yakalım tebrik ediyorum. Bir sezon abi. Boyunca müsabaka kıyafetiyle belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlanmış bir müsabakayı terk eden. Ha gelmemiş, ha gelmiş çıkmamış. Türkiye Kupası'nda sahaya çıkmayan Beşiktaş'a puan silme cezası verilmiyor da ölüyü diriyi öptünüz, gözü Fenerbahçe'ye diktiniz. Bir Süper Kupa maçından mı Fenerbahçe'ye puan silme cezası gelecek? Yani nereden Fenerbahçe'ye ne yaparız da nereden bir budarız diye herkes bir algı yapıyor. Ya bir örnek var kardeşim. Emsalse emsal. Hukuksa hukuk. Türkiye Kupası maçına Beşiktaş çıkmadı. Bu hukuk neyse bir Fenerbahçe'ye gelince hukuk. Diğerlerine gelecek hukuk oluyor. Hiçbir şey olmuyor. Ben böyle bir şey görmedim abi. Yani Türkiye Kupası baktığın zaman Süper Kupa'dan daha değerli. Türkiye Kupası Süper Kupa'dan daha değerli. Türkiye Kupası maçına çıkmayan Beşiktaş'ın puanı silinmiyor da dandik Süper Kupa'ya çıkmayan Fener'in mi puanı silinecek? Böyle bir şey var mı yani? Söz konusu bile olamaz. Olamaz söz ya. Söz konusu bile olamaz. Yok. 3 puan silinmez hayır. Ha, bak. Hukuken nedir benim haddime değil ama 3 puan silinmez. Acaba Fener silinme. Fener Beşiktaş şeyinde ne yaptılar? Veririm silinmez. Ne? Silinmez. Acaba, ben hatırlıyorum. Ne yaptılar ama? Orada mesela Türkiye Kupası ile ilgili bir şey var. Orada acaba Türkiye Kupası müsabaka talimatında maddesi şeyde var mı? Şeyde silindim hocam. Alişer, Otto Balic döneminde takımı sahadan çekildi. Sen hakemdin değil mi? Silinmedi. Hayır yeni bırakmıştı. Yeni bırakmıştı. Ama bu yıl silineni var. Ama silinmedi abi Otto Balic döneminde. Silineni var bu arada. Şöyle bir şey var. 92. maddeye bakıyorum arkadaşımızın dediği. Maddeye bakıyorum. Diyor ki profesyonel lig müsabakaları, amatör lig müsabakaları ve kupa müsabakaları infaz hesabında ayrı kategori sayılır. Sarı kart uygulamaları hariç. Türkiye Kupası ve Süper Kupa müsabakaları infaz hesabında aynı kategori sayılır. Ama bunlar kartlarla ilgili bir şey. Kartlarla ilgili. Yani onu söylüyor. Ben yani anlıyorum. Şimdi sonuç şu. Silinmez ha. Demin Rasim'in dediği çok önemli. Toplumu evet. Türkiye'de insanlar birbirine düşecek bir olayda. Tabii. Zorlama bir karar yaparsan senin amacın Türkiye'de kan gövdeyi götürsün istemek. İnfialdir. Mesela çok açık söylüyorum. Evet hocam. Ceza kurulu. Ahlaksız bir şekilde.
zorlama da değil. Ahlaksızca, kasıtlı bir şekilde. Fener'in 3 puanı silerse ne olur biliyor musun? Yapmaz. Lig yarın biter. Tabii. Biter. Biter. Hocam tabii lig yarın biter. Yani işte ondan sonra şimdi kimse şunu anlatamaz. Yok. Hemen çekilirler. Yani, maçlar oynanmazlar. Çünkü yok böyle bir... Ha bana göster. Orada desen ki hangi statüde olursa olsun. Kupa, süper kupa, özel maç, lig maçı. Çekilirsen ligde topladığın puandan 3 puan silerim dese abi. Orada bir boşluk var. Bunu ha boşluk varsa da o zaman toplumun menfaatine değerlendireceksin. Bu kurulu da bu sebeple sevk etmiş. Yap hadi. Ve bak burada bir durum var. Anıl Akkaş demiş ki Türk futbolunun bekası için yabancı yorumcu şart. Timur Akar demiş ki Bişar samimi olarak soruyorum. Daha önce sana çok sinsi bir karaktere sahip olduğunu söylendi mi? Söylenmediyse etrafında senden bu gerçeği saklayan bir sürü sahte dostum var bilesin. Valla masada 3 tane adam var. Muhtemelen üçünü samimi görüyorsunuz. Üçü de bana hiç herhalde sinsi demediniz değil mi? Yok sinsi içi dışı birdir. Ben ya. Hayır. Gündeme getirdi diye. Ya gündeme getirmeyin diyorlar. Söyle hocam. Hocam buyurun lütfen samimi olun. Sinsi filan değilsin. Aslında içimizde bir tane sinsi var mı? Yok. Burada sinsi adam yok. Ümit abi sence ben sinsi bir adam mıyım? Samimi soruyorum. O nereden çıktı? Benle ilgili... Neyse gündeme getirdiğin için Fenerbahçeliler bak. Fenerbahçeliler şey yer etti. Hani sinsi demek... Ya Fenerbahçeliler de yer etti. Herhangi bir şey diyorsun. Kendi kanaatimi söyleyeyim. Buyurun hocam. Ama kızma Mehmet Lavkor teşekkürler. Sen nasıl bana Fenerbahçeli Başkanı Ali Koç'un basın sözcüsü diyorsam sen de... Ki doğru değil. Sen de Galatasaray'ın basın sözcüsün demiyorum. Evet hocam. Ama anti Fenerbahçe ve anti Ali Koç furyasının veya mahzumesinin mümtaz bir temsilcisi. Hocam ben bir şey söyleyeyim. Galatasaray çok kayırıyor mu? Anti Fenerbahçe. Anti Fenerbahçe değil. Bunu kabul etmiyorum. Ama anti Ali Koç sebebini de söyleyeyim. Ali Koç'un şu anda yaptığı hareketlerin, aldığı kararların ülke futbolunun bekasında çok büyük problemler yarattığını düşünüyorum hocam. Ortalığı karıştırdığı kesin. Ona gergin. Ben de katılıyorum. Ortam çok gergin. Dün akşam milli seviyede oynamış bir futbolcuyla konuştuk. İsmini veremeyeceğim. Ümit abi de ya Ali Koç'un en büyük muhalifi Ümit Özat'tı. Bak bir dakika. Ümit Özat değil. Ama aynı zamanda... O da benimle benzer şeyleri düşünüyor. Adaletsiz. Ortam çok gergin. Ama bak bir şey söyleyeyim. Hocam milli seviyede futbolcular... Ve hepini bak ismini hepiniz bir dakika, biliyorsunuz. Bir dakika kardeşim. Söyleyemiyorum. Evet. Herkes... Kamera arkasında Ali Koç'un ortamı Ali Koç için diyorum. Bak Fenerbahçe kulübü başımın üstünde. Ben sana bilgi vereyim. Sabandıra'da benim başımın üstünde Ümit daha iyi bilir. Ümit buradaki haddime değil. Dur. Bir tane destek ortamı olacak. Çok gerdiğini herkes Sabandıra'da söylüyor. Sabandıra'da futbolcular Ali Koç'a demiş ki başkanım çıkalım şu sahaya. Evet. O 19 olan yapma. Çıkalım biz bunları yeneriz. Çıkalım bize bırak. Anlamıyorum. Ümit sen de duymuşsundur. Verelim. Tekrarlar mısın? Çıkalım demişler. Sen başka şeye bakıyorsun. Ümit çıkar. Sabandıra'daki futbolcular çıkalım sahaya demişler. Tamam diyecekler tabii. Hayır ya haklı abi adamlar. Yani ne işe yaradı bu? Samet silinmez değil silinemez. Şimdi bakın. Ben Süper Chat'le bırakayım hocam size. Lütfen çok özür diliyorum. Evet. Bugün biraz Süper Chat odaklı gidelim. Mustafa Şahin demiş ki Bışar Türk internet yayıncılığı tarihinde federasyonu senin kadar iyi savunan birini görmedim ama pardon sen Galatasaraylısın o yüzden öyle anlaşılıyor. Vallahi bak federasyonu savunmuyorum. Ya o da büyük ekşi gitsin diyor. Beraber gittik Ahmet Hoca'ya da oy verdik. Değil mi hocam? Hocanımın yanındaydım. Doğru. Kameralarda beraber yansıdı. Hocam bitiyor. Nurettin Korkmaz teşekkürler. So demiş ki Göztepe Süper Lig'e çıkar mı? Ümit Bey birazdan gelelim çıktı oraya. Bile. Nurettin bile, Korkmaz çıktı. Eyüp'le beraber Göztepe. Eminönü'de Rasim Ozan'ı bekliyorum. Bir gün beni dinlemeye gelsin. Babanız Fenerbahçe erotik eşek demiş ki Ahmet Hocam bayramını kutlarım. Acaba Watch the Tree Grow or a Negro filmini izledin mi kendisi? Yok. Ben de öyle bir film izlemedim yani. Evet. Buyurun hocam. Şimdi o porno film ismi gibi. Futbolun içindeki pislikleri nedir? Hakemler, federasyon, ceza kurulları, şu bu. İçinizde müsaade ederseniz en iyi son 40 yılı ben bilirim. Tabii hocam. Hiç tartışmasız bu. Tecrübeniz çok kıymetli. Son 25-30 yılda sistemin içinde bak siyaseten demiyorum. Partilerde filan değil. 30 sene diyorsan 30 sene çok farklı. Futbol siyasetini, federasyon, hakemler, hakem komitenin içinde ağırlıklı olarak anti Fenerbahçe lobisi hakimdir. Devam ediyorum. Birleşmiş Milletler dünyada dengelerde nedir? Anti-Filistin lobisi etkilidir. Tabii. Artı pozitif İsrail. Adamlar her türlü herceği yiyorlar. Dur diyen yok. Ya da yalandan yapma filan diyorlar. İsrail mümtazdır. Yani ayrıcalıklıdır. Evet, doğru mu? Ben bunu Türkiye'nin en büyük sivil kuruluşlarından biri olduğunu bilmeme rağmen son 25-30 yılda anti-Fenerbahçe lobisi
çoğu zaman her daim. Tabii ki Yıldırım döneminde değil. Ha, %80-90 şey olmuştu. Egemen olmuş. Çalışmıştı. 2000'ler hariç hocam. Şu anda ise anti-Fenerbahçe lobisi Futbol Federasyonu'nda hayat, dünya tarihinde olmadığı kadar faaliyet göstermiştir. Bak bugün bir şey gördüm. Ne gördün? Bunun adı provokasyondur. Bunun adı ağır provokasyondur. Yusuf Günay denen bir adam var. Evet hocam. Federasyon ikinci adamı. Yanında oğlu var. Hiçbir lafım yok. Hepimizin çocuğu var. Oğlan sarı kırmızı şeyi koymuş. Aşk ordu. Süper kupa elinde al oğlum diyor. Şimdi bunun adı A. Görgüsüzlük. 2. Bazı şeyleri açık açık göstere göstere yapmak. 3. Provokasyon. Ya şimdi, Mehmet Günay bir yumruk. Bir de ben onun yerinde olsam Mehmet Büyükekşi'yle beraber Muslera'yla beraber tribüne yumruk şova yani, giderdim. Maç bitiyor. Maç bitiyor. Yusuf büyük Günay, kavga falan var ya. Mehmet Büyükekşi Galatasaray otobüsünü uğurluyor. Askere çocuklarını yollar gibi. Bir halay çekmedikleri kalıyor. Şimdi bak bunları yaparsan 3 şey vardır. Ya çok gerizekalısındır ki değil bence. Hepsi şeytan gibi akıllı. Hocam şey mi yapması lazımdı? Zorlu da gizli saklı mı buluşması lazımdı? O da yanlış. Onu da söyledim. Yani. O da yanlış. Hocam yapmayın. Bak, şimdi o da yanlış. Her iki tarafı da konuşalım. Ha bir dakika. Yani. O doğru da bu yanlış mı diyorum? Şimdi onu da yanlış. Hayatım o zaman seninle tanışıp tanışmadığını hatırlamıyorum. Zorlu'nun neresi gizli saklı ya? Bir dakika. Söyleyeyim. Hayır gizli saklı. Haklı. Ya. Çocuk saklılar haklı. Ya orada. Şunu dersen ben haklarım. Ne varmış Zorlu'da canım? Deyip de bunları söylersen ben 200'lüyüm. O da yanlış. Bu da. Bütün bunlara rağmen ben Ali Koç'un yerinde olsaydım tam takım oraya giderdim. En büyük rakibim. Hatta zaman zaman hasmane gördüğüm Galatasaray'a bedavadan bir kupa vermezdim. Kesinlikle vermezdim. İkinci kere Süper Kupa'ya katılma hakkını da verdi bu arada. Nasıl? Galatasaray tamam. Önümüzdeki sezon Süper Kupa oynamayı garantiledi. Tamam. Şimdi mesela bak onların da haklı olduğu taraflar var. Kardeşim olay artık siyaseten de anti-Fenerbahçe olmaya başladı. Dürüst konuş. Tabii. Suudi Arabistan skandalından sonra başta Mehmet Büyükekşi ve bazıları... Antalya Koç da Hazret Hocam. Efendim? Antalya Koç değilim. Anti-Fenerbahçe. Antalya Koç. Aynen öyle. Bravo. Devam ediyorum. Bir de devam ediyorum. Antalya Koç'u ayırmak lazım. Suudi Arabistan rezilliğinden sonra geldiler Ankara'ya. Belki Sayın Cumhurbaşkanı'na, belki çok önemli mihraklara bu işin sorumlusu Ali Koç dediler. Ama oysa ki sonra anlıyoruz ki bu işin sorumlusu Ali Koç olduğunu ispat edemedi kimse. İkisinin de imzası var. E ne oldu işte sen de o gün hırt tartıştırmış. Neydi o çocuğun adı? Selvi. Selvi. Ya Selvi de direkt olarak onu Ali Koç'u... Onu ben bir izah edeyim. Şimdi bunlar artı. Lan Galatasaray Trabzon'u 5-1 yeniyor veya 5-0 mı yeniyor? Gık yok. Sen yeniyorsun. Sahaya atlıyorlar. Niye? Şimdi diyor ki yani hayır Trabzon'un bir iddiası olsa onu da anlayacağım. Yani ya 3. olacak ya 4. olacaklar. Ya ha şey demek ki şer güçler. Demek ki siyaseten de bazı insanların jurnalleriyle anti Ali Koç lobisi fokur fokur kaynıyor. Evet. Bunu söylüyorum. Anti Ali Koç lobisi nasıl başarılı olur? Ali Koç yok olursa. Ali Koç'un yok olabilmesi için Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaybetmesi lazım. Çok doğal sonuç. Hayır şampiyon olması lazım bence. Şampiyon. Hayır canım. Orada sana katılmıyorum. Tabii bitir cevap vereyim. Bir dakika Ali Koç şampiyon olursa kimse Ali Koç'tan Fenerbahçe'yi alamaz. Almamalı da bence. Şampiyon bak, olmazsa burada, da kalır. Bak hayır ben size açık konuşayım. Sen gider diyorsun. İsteyen de iddiaya girerim. Fenerbahçe şampiyonluğu kaybeder ise Ali Koç bir daha. Evet. Bırak Fenerbahçe başkanı olmayı. Fenerbahçe'de maç izlemeye gel şevki kırılır. Ama Ali Koç'lu Fenerbahçe şampiyon olur ise Ali Koç Aziz Yıldırım gibi ha. En az 6, 7, 8, 10 sene hayat veya sağlığı el verdikçe başkanlığı bırakmaz. Cevap verebilir benim kanaatim bu. Tabii güzel. Bak her şeyi düşünebilirsin. Zaten böyle çok güzel bir tartışma konusu. Şimdi Ahmet Çakar'la. Bir, deminki konuda çok haklı. Bir kere bir, o yılbaşı hadisesini ben yaşadım. Siz böyle yayın yaptınız. Evet. Tamam mı? Tabii ilk o yayın ben yoktum ne olurdu bilmiyorum onu da söyleyeyim. Çünkü hakikaten bir delilik ortamıydı o gün. Sonradan birçok şey yanlış oldu da anlaşıldı. Suudi Arabistan olayından sonra bir şarjım çok dürüst anlatıyorum. Evet abi. 31 Aralık telefonlarım çalmaya başladı. Bir de Fatih Altay'la olay olmuştu o zaman biliyor musun? Fatih Altay şey dedi. Hatta gözaltına aldı. Fatih Altay şey dedi. Oh dedi iyi ki geberttin dedi falan. Yani bir adam bir çocuk bir kişi dövdü. Evet. Hatta biz Çakar'la. Eline sağlık. Bak eline ben Tire'deydim. Babamın memleketine gittik. Ahmet Çakar beni aradı. Olaylar üzerine bir saat bir konuştuk hatırlıyor musun? Hatırlıyorum kardeşim. Hatta işte o meşhur şey. O hocam bilmem nesi ben hocam devletten it gibi korkar dedi. Tweet atmıştım ben sana. Doğru. Devletten korkmayan taş tabii. Olur. Şimdi bak bir şart. Telefonum çalmaya başladı. Ümit de ilk defa o kadar detay dinleyecek. Abi iki olay yan yana var.
ve çok üst düzey resmi yetkililer arıyor. Bak dürüst. Ama ben artık eskisi gibi değilim. Yani ben Selvi'ye saygı duyuyorum. Selvi arkadaşımdır ama Selvi değilim. Arıyorlar. Bir, Abdülkadir Selvi. Abdülkadir Selvi Alevi'dir abi. Ya, hepsi dostumuz. Ay, 64'lüdür abi. Sen Selvi sendir ya. Ben diyorum Selvi acaba bir... Selvi kim? Gazeteci. Abdülkadir Selvi dese anlayacak. Soyadı ya. Şimdi abi bir, hatta ben tweetler attım hatırlıyor musun Bişar? Evet. Devlet 15 Temmuz günü kadar öfkeli. Delirmişti çünkü Suudi Arabistan olayı çığırından çıkmıştı. O gün sokakta Suudi kıyafetli biri falan olsa adamı paramparça ederlerdi. Kemikleri memekleri kalmazdı. Öyle bir toplumsal çılgınlık yaşandı. Bunu Ali Koç'tan bildi devlet. Çok açık söylüyorum. Tüm devlet, Tayyip Bey dahil, yani Tayyip Bey biri telkin etti değil. O da öyle düşünüyordu. Bana göre yanlıştı. Bana göre yanlıştı. Bilal söyle. Bana göre bütün devlet Ali Koç'a suç buluyordu o Suudi Arabistan olayında. Ama gerçek suçlu Ali Koç değildi. Bence değildi. Bravo. İşte benim farkım o. Tamam. Yani anlatabiliyor muyum? Ben bu devlet tebliğ ediyor. Haydi hazır ol. Yapmam. İnandığımı söylerim. Ama ben de diyordum ki bu iş delirlik durumunda. Devlet 15-16 Temmuz gecesi gibi delirmiş durumda, çok kelle gidecek. Hatta o ara spor servisleri falan dağıtmayı düşündüler. Çünkü herkes delirdi. Sonra vazgeçtiler. 2-3 gün sonra devlette normalleşti. O günlerde sevgili Bişar'cığım hemen hatta beni TV100'e bağladılar. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum abi. TV100'e bağlandım ben İzmir'de. Ben sen de bağlandın ama sen ilk gün o şey delilik günü bağlandın. Sonra bir normalleştiği gün ben bağlandım. Orada baktım daha herkes Ali Koç suçluyor. Dedim ki arkadaşlar bak Ali Koç'la ben fırsatçı olsam benim için büyük fırsat. Aramızda kavga da olmuş ama vallahi billahi Ali Koç operasyon yapmadı. Olay kendiliğinden gelişti. Saçmalandı. Şu an kavgalı iki taraf Galatasaray Genel Sekreteri Eray ile Uğur Dündar iki provokatör, kusura bakmasınlar yani. Bir başladılar Türk Marşı, İstiklal Marşı yasaklandı. Yok öyle bir şey kardeşim. Ali Bey bile sonra neydi Ali Koç? Suudi Arabistan tarafının neredeyse hiç suçu yok. Adamlara haksızlık ettiler. Zaten aynı gece teşekkür ederim. Kardeşim Suudi Arabistan rejimi rezil bir rejim. Adamı kestiler, doğradılar neydi şeyi? Suudi gazeteciyi. Cemal Kaşıkçı. Cemal Kaşıkçı'yı. Ama adamları sevmiyoruz diye. Şey haydi adamlar biz mi? Yalan. Yalan bu. Benim kulağıma fıstık. Sonra ben dedim ki bu Ali Koç'un operasyonu değil, toplu bir delilikti dedim. Eğer dedim bu işte ben Galatasaray'ı kayırırsam bu dedim ayıp olur. Yanlış olur. Diye söyledim. Ama o günlerde devletin kararı olduğu için şu anda devletin bir numaralı yazarı Abdülkadir Selvi'dir. Tartışması. Hatta ben ona diyorum günümüzün Fahri Rıfkı Atay'ı. O da bunu kabul ediyor ha. Reddediyor yani abi deme bana öyle değil. Fahri Rıfkı Atay neydi? CHP'nin tek parti döneminde o söylerdi son sözü. Türk basın tarihini bilenler bilir. Herkes konuşur. Hı hı. Atatürk'ün sesini, bekliyor. Çankaya'nın sesini, devletin sesini Fahri Rıfkı Atay yazardı. Ve tartışmalar biterdi. Tabii o zaman daha da sert bir dönem. Şimdi Selvi girdi. Tamam. O 4 yazı, 5 yazı girdi. Herkes şaşırdı. Lan Abdülkadir Selvi Koreler'den girdi diye. Değil mi? O sonra Ali Koç durumu anladı. Kendini hedef alındığını. Ekranlara çıktı. Durumu yumuşatmaya çalıştı. Suudi Arabistan tarafına el uzattı ki Suudi Arabistan'da ticareti var Ali Koç'un. Selvi sonra onu da yazdı. Suudi Arabistan'da Koç Holding'in şeyi var koskocaman. Toparlayalım şeyi. Koskocaman şey. Bir orada şeyi var koskocaman bir. Buradaki süper kupada. Tanıtım yeri var Atatürk'e. Buradaki süper kupada giymediler. Zaten onlar bak, hep problem. Abicim bu bak, Allah aşkına şu iki konuda biz de bence bizim program için dahil. O gün bir test oldu. Bir daha Atatürk ve Müslümanlık konusu geçtim abi önce bir saat bir duralım abi. Bir dakika. Bizi kullanıyorlar mı? Bir operasyon mu var? Bir cebellezim vardı o mu saklanıyor? Yanlış mıyım sevgili Ümit'ciğim? Senden Atatürk'lüsü yoktur. Hı. Konu varsa... İki taraftan da... İstismara çok açık abi. Abi ikisini de kullananlar bana. Çok fazla. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. İkisi de var. Peygamber Efendimiz mezardan çıksa bu dini kullananların yüzüne tükürür. Evet. Atatürk de mezardan çıksa onu alet edenlerin yüzüne tükürür. Bravo, sonra bravo, şey bravo. Hepsi bravo. İçin diyemem ama bunu kullananlar var ikisinde. Çok güzel bir sürdü var. Bravo. O Çakar'ın da lafı der ki Atatürk lafıyla senelerce bu ülkede soygun yapıldı. Senin lafın değil mi? Bir dakika. Blue The Channel demiş onun ki. Onun arkasına sığınıyorsun. Vatanseverlik, milliyetçilik, Atatürk, rezilcilik. Konudan kopmayalım. Dönelim. Blue The Channel demiş ki. TFF'nin içerisinde sizce hala FETÖ'den futbolu kontrol eden kişiler var mıdır hocam?
Erecik Eşek demiş ki bu şiir Raso kardeşime yazdım. Devam ediyor. Keksler demiş ki değerli büyüklerim Aksaray'dan selamlar, bayramınız mübarek olsun. Senin de bayramın mübarek olsun sevgili kardeşim. Ümit abi bir Galatasaray olarak seni çok seviyorum. Delikanlı adamsın. Rıdvan Yılmaz teşekkürler. Kim bu Koreli? Türk futbolunda en büyük zararı taraftar veriyor. Tefo demiş ki Yusuf Güney olayı yalan. Paylaşım 2022 yılına ait. Doğum gününün kutlu olsun. Oğlum paylaşımı Fenerbahçe troll hesapları önüne gelmiş hocam. Olabilir. Serhat Gökmen demiş ki Beşiktaş Galatasaray maçında olaylar oldu. Fenerbahçe maçında da olmadı Ahmet hocam demiş. Mehmet Lavkor demiş ki eski Kahramanmaraşlı futbolcu takımı Süper Lig'e çıkaran takımın oyuncusu babam Yavuz Lavkor ile izliyoruz. Herkese çok selamlar. Fener maçı bir ilk yarı bir maç sonu berabere biter demiş. Çok selamlar babanın da ellerini öpüyorum. Mustafa Şahin demiş ki tabi Antalya'lı koç olacaklar. Fenerbahçe'nin başında bu kadar güçlü bir başkan olması onları korkudan titretiyor. Mustafa ben de... Ya benim söyle karşı çıkayım. Allah aşkına. İbrahim Çelik bile. Oğlum dur. En önemli konu Çakar'a Temel şu görüşe katılmıyorum. Biraz. Ben ya, şöyle düşünüyorum. Ali Koç bu sene şampiyon olamasa da şunu başardı. Hocamla burada farklıyız. Bilmiyorum Ümit ne der. Ali Koç şampiyon olamasa bile Fener taraftarının çoğunluğunu, değilse de 25 bin kongresinin çoğunluğunu şuna ikna etti. Bizi haksızlık ediyorlar. Benim yüzümden değil, Fenerbahçe'yi şampiyon yaptırmadıkları için biz olamıyoruz. Biz mağduruz, biz haksızlığa uğradan inandırdık. Tutmaz, tutar, tutmaz. Sizde bile tutmadı. Bitiriyorum. Ama Ali Erdem demiş ki ama Fenerbahçe Süper Lig'e katılmadı ki. Yanlış mı? Türkiye Kupası'na katıldı. Süper Kupa Süper Lig puanını niye siliniyor demiş. Salih niye silineceğini şimdi söyleyeceğim. Salih Turan demiş ki Fenerbahçe'ye kalan 7 maçı çıkmasın yabancı hakem yok nasılsa. Çok güzel bir eleştiri. Avukat Berat Akkaş çok teşekkürler. Mustafa Şahin demiş ki ya o sevgili Rasim bazen gerçekten çok aşırı mantıklı ve güzel konuşuyorsun. Her zaman ama ben mantıklı işte, konuşuyorum ama imajımız kötü. Fantastik saygılar. Çok teşekkürler, saygılar bizden. Brasi Türko teşekkürler. The Brasi Türko demiş ki ulan işin gücün Fener'e saygısızlık yapmakmışar. Vallahi bak The Brasi Türko nasıl saygısızlık yaptın? Bugün bir şöyle Fenerler saldırıyor. Kızartarak söyle bunu. Şimdi gelelim 46. maddeye. Aynı talimatın 46. maddesi canım hocam bak. Buyurun. Valla erinmiyorum buluyorum. Talimatlara aykırı hareket etmek. Futbolla ilgili mevzuat hükümlerini, tevfife düzenlemelerini, futbol oyun kurallarını ihlal eden kişi veya kulüpler bu hususta ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde bu talimatta belirlenen disiplin cezasıyla cezalandırılır. Tevfife tarafından düzenlenen liglere ya da kupalara katılmayan kulüpler aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece bir alt lige düşürme cezasıyla cezalandırılır. İkinci maddeye geçiyorum. Birinci madde ne diyor? Bir boşluk varsa futbol disiplin talimatını uygulayacaksın diyor. Futbol disiplin talimatını uyguladığın zaman 24. madde ne diyor? 3 puan sileceksin diyor. Hukuk bunu gerektiriyor hocam. Bak ben bilimsel konuşuyorum. Sevgili Fenerbahçeliler bunu ben değil Ali Koç'un bilmesi lazımdı. Bilim mi söylüyor? Fenerbahçeli hukukçuların bilmesi lazımdı. Aynı disiplin talimatı biraz önce ne dedim hocam bak. Böyle bir madde olabilir dedim. Ezberini bilmiyorum. Tabii. Kusura bakmayın lütfen. Böyle bir madde var muhtemelen hatırlıyorum çünkü geçmişte. Hukukçusun abi. Yani boşluk kısmına ne uygulanacağını, neyle dolduracağını hocam bir özür diler misiniz benden ne olur. Hukuki olarak. Bak ben sizin pozitif bir ilgi meydanlarını düşünüyorum. Bir dakika. Topa adapte olmaya çalışıyorum. Hocam bir okusun. Disiplin talimatı diyor ki. Bir dakika ben bir saat ben dinliyi okuyorum. Tamam. Ben okuyayım mı sesli? Hayır. Sesli oku. Konsantre olayım. Önümde sesli okuyun. Futbolla ilgili. Ben bunu bakmıyorum. Şuna bakıyorum. Tamam buradan daha yakın. Oku hocam. Şurası hocam. Hocam bir sesli oku. Merhaba içimden okursam konsantre olur. İçimden okuyacak. Ben dışından okuyayım. Gerilim müziği verebiliyor muyuz? Gerilim müziği. Ahmet Hoca birazdan kararını bize açıklayacak. Gerilim müziğiyle. Hayır ya. Ahmet Hocam'dan. Bişer yani hoca konuşana kadar ben bir şey söyleyeyim. Tabii ya. Beyler şimdi bir şey söyleyeyim mi? Bunlar niye? Müsaade et. Şimdi ben hukukçu değilim. Ama tıbbi okuduğum için de okuduğumu anlamayacak kadar eşek de değilim. Doktorsun. Şimdi buna baktığım vakit bu işarın haklı olma pandülünün bu işara çok yaklaştı. Hayda. Çünkü niye? Gerçek bu. Neler diyorlar bunlar? Gerçek bu. Diyor ki bak ne diyor biliyor musun? Bak ne diyor? Futbol ve mevzuat hükümleri, TFF düzenleme futbol oyun kuralı ihlal eden kişi veya kulüpler. Güzel. Ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde bu talimatta bu işe dediğiniz hocam. Ben söylüyorum. Bak hocam bak. Ama, bu talimat uygularsın. Bu talimat da diyor ki 3 puanı sil. Tamam. Şimdi bu neye benziyor biliyor musun? Sen var ya bir şey. Şimdi bak işte bak ne var biliyor musun kardeşim? Bak ama ben hukuki konuşuyorum. Dünyanın her yerinde hukuk o kadar 2 kere 2 4 etmeyen değil, bir estek, bilim dalı. Estek, aslında estek. Bilim dalı da diyemeyiz şöyle, biliyor musun? Sosyal bilim olduğu için hocam. Pozitif bilim dalı değil. Yani pozitif bilim çünkü dalı değil. Çünkü dünyanın her yerinde 2 kere 2 4 eder. 2 kere 2 dünyanın her yerinde 4 eder. Hukukta etmez. Doğru mu? Evet. Fakat hukukta Türkiye'de Allah korusun.
çok kötüdür. Uyuşturucu kullanırsın, ceza alırsın. Amsterdam'da belli bir miligrama kadar serbest. Veya bugün sen bana hakaret edersin, ceza alırsın. Amerika'da almazsın, ceza. Evet. Belki 3 sene sonra Türkiye'de de hakaret ceza olmaktan çıkacak. Tabii. Dolayısıyla şimdi bu dediğin laf kardeşim. Mesela destekleyin. Allah belanı versin, eskiden hakaretti. Şimdi değil. Sonra çıktı. Ahlaksız da mesela hakaret değil. Terbiyesiz de değil. Değil. Evet, terbiyesiz değil. Şimdi hocam bir daha terbiyesiz diyecek. Abi sana süper chat'le bırakayım mı? Ne olur. Bırak. Çok özür diliyorum. Süper chat'le bırakayım. Ferit Kızınlar demiş ki Galatasaray tabii ki sevinecek. Doğal hakkı bu. Şanlıurfa'da Galatasaray görmeye gelmişler. Oradaki depremzedeler için ufaktan bir eğlence, sevinç olacak. Okuma. Ne yapacaklar? Tamam. Yaz mutsuzca o maçta çok saçma. Enes Mercan demiş ki Ümit hocam bayramın mübarek olsun. Ellerinden öpüyorum. Herkese selam. Madde 92.2 bakın acil. Enes'ciğim baktın, demen üzerine baktın. O sadece kartlarla ilgili kısmın, kartların infazını anlatıyor. Rüzgar Mat demiş ki abilerim Malatya'dan selamlar. Boş konuşanları aldırma Buşar abi. Hakkı konuşmaya devam et. Ahmet hocam mizaç ve dış görünüş olarak rahmetli babama çok benziyor. Konuştuğu zaman istemsiz duygulanıyorum. Vay be. Ne diyor istemsiz? Babası. Adı ne çocuğun? Rüzgar. Size baba diyebilir miyim? Rüzgar oğlum benim. Allah önce vefat etmiş babanın ruhuna şahit etsin. Evet. Gözlerinden öpüyorum. Evet. Şu Fenerbahçe kaptanı Ümit Hoca'sı dinleyelim mi ya? Tefo'da demiş ki tam Ümit abinin dediğine güzel bir şey. Ümit Hoca Beşiktaş diyor ama Türkiye Kupası talimatında maça çıkmamaya yönelik ceza var. Ve Beşiktaş o maçta Türkiye Kupası 8. maddeden sevk oldu. Futbol disiplin talimatı değil. Ümit abi doğru. Onu da söyleyeyim. O da seni destekliyor. Beni destekliyor. Onu destekliyor. Beşiktaş'ın ne ceza aldığını söyle bana abi. Kupadan men edildi. Kupadan. Tamam. Türkiye... Tamam. Ben de kupadan men ediliyorum zaten. Ama sen kupadan yapmadın ki. Ha? Çıktın çekildin. Tamam daha bak orada 3 madde var. Sahaya gelmek, çıkmamak, çıkıp çekilmek. Bak ben sana okuyayım abi. Dur, Türkiye Kupası müsabakalarında Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen. Anlamıyorum abi, anlamıyorum ki. Ben anlıyorum, ben anladım. Ben anlamıyorum adam bu soruyu bana soruyor. Sana, evlat, şekil söylemiş. Demek ki çıkmazsan bunu yaparım. Ama çıkar da çekilirse. Ya bak tekrar. Yok ya, ne güzel iş ya. Bu ne güzel iş ya. Bu ne güzel İstanbul'da ya. 62-22 çıktı. Hiç uygulanmıyor. Şimdi örnek veriyorum. Bir dakika abi. Kırmızı ışıktan geçmek. Örnek veriyorum. Hep suç bu. Bunun için yani bunu 62-22 ile bağdaşmıyorum. Yani örnek veriyorum belli bir tarihten sonra suç oldu. Doğru söylüyorsun. Kanun çıkmadan önce serbestti. Ulan bu Malatyalılar da Tofaşlar giderken 62-22 geçerli değil. Oğuzhan'dan sonra 62-22 62-22 geçerli. Şöyle. Zalatlara 62-22 geçerli. Üstemuz'dan sonra 62-22 geçerli. Bir dakika. Türkiye Kupası'nda hukuk yok. Fenerbahçe'ye girince hukuk var. Bırakın abi bu. Fenerbahçe olunca hepiniz Fenerbahçe... Bir şey söylüyorsun. Fenerbahçe'nin puanlı sesinden ülke karışır. Bunu unutma. Ne? Bak yapamazlar. Ülke mi karışır? Evet. Ülke mi karışır? Taraftarları bak ben sana söyleyeyim sana. Lig biter. Ben az bir şey söyleyeyim. Yapamazlar abi. Az söyleyeyim. Bu haksızlık. Bakın ben de sana katılıyorum. Yani bunu haksızlık anlamında söylüyorum. Tamam Ümit abi sen... Bana göre de bana. İnsanların... İnsanların algılarıyla oynamasın. İstiyap bak, hadi. Bir insanları sokağa dökmek için bunları yapıyorlar. Fenerbahçe taraftarların akıllarıyla oynuyorlar. Ümit şöyle bu desen destekler misin beni? Ümit. 3 puan silsinler. Bu ülkede ikinci 15 Temmuz etkisi yapar. Yani bunu anlatmak için. Abartı ama abartıyorum. Anlaşılmak için. Evet, evet, ülkeyi birbirine sokarsın doğru. Ya Ümit'in dediği. Hayır. 3 puanı silmek. Ve bunu yapacak adam. Yok, emin ol ki bu ülkenin selametini istemeyen adamdır. Ümit abi şu anda... Bak ben anda... daha söyleyeyim mi? Bunu yapacak adam da annesinin rahiminden daha dünyaya çıkmadı. Şu anda yapmak için yola çıktılar. Ola bak. Ya sen de bana bak. Ya bu lafı şöyle de, söyleyeyim Bişar. Senin hukukçusun aynı avukatı mısın? Ya ben bunu bir tehdit anlamında söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bu işin öyle bir hassizliği yapmam. Biz abi kardeş miyiz? O başka sana demiyorum abi seyirci. Bir dakika. Sen başka bir şey savunuyorsun. Ben başka bir şey savunuyorum. Abi sen bunu bir masada kardeş ortasında. Konum sen bomba var mı? Tabii. Konu şu. Oradan çıkıyor. Tabii ki. Yani bu sanki bir dışarıdan bir tehdit olarak algılanmasın anlamında söylüyorum. Anladım. Yani senin 30 milyon Fenerbahçe taraftarı var. Yani otobüsü kurşunlanmış. Ne bileyim sahaya taraftarı girmiş. Kumpas yapılmış. Gel bir de geçmişte yapma başkalarına yapmadığını. Gel Fenerbahçe. Hadi yapsanız abi. Öldürme. Hadi yap. Öyle deme. Hadi. Sen öl dersen de ters olur. Işte bak sosyal bir dakika. Anlamda haklı. Bak bir dakika. Yok, Ümit bunu şey. Derse bak ben Ümit'in özünde katılıyorum. Yeniden söylüyorum. Fenerbahçe'nin şu an 3 puanını silmek sinemanın ortasında bomba var diye bağırmaktır. Eğer dop dolu bir sinema salonunun ortasında bir dakika bir şey var. Dop dolu bir sinema salonunun ortasında
bomba var diye bağırılırsa bu basit bir ifade gibi gözükebilir. Meşru gibi gözükebilir ama o galeyanda en az 10-15 kişi ölür. Beşiktaş'ın ama Türkiye... Ümit'in dedi sevgili dostum Fenerbahçe kaptanı Ümit'in dedi. Maçınız sıkıyorsa ama bunları demeye gerek yok. Sağduyu bu daha fazlacılık, daha fazlacılık, iddiacılık gerek yok. Zaten bence böyle bir niyet de yok. Tamam mı? Böyle bir niyet de yok. Var. Şu anda bak 10. maddeyi hazırladınız mı bir? Abi, Fenerbahçe ne için sevk edildi? Bir getirin ekrana bak. Bak Ümit abi. Rasim abi. Galatasaray'da böyle şampiyon olmak istemez abi. Bakın. Biz 3 puan silinerek şampiyon olmak istemiyoruz. Ya. Biz zaten şampiyonuz bu sene. Babalar gibi şampiyon olmak istiyoruz. Rasim abi, tabii. Türkiye Kupası müsabaka talimatı. 10. madde ne diyor? Aynen. Türkiye Kupası müsabakalarını çok özür diliyorum. Yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yer almayan kulüp hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezonki Türkiye Kupası müsabakalarının ihraç edilir. Tamam. Ve takip eden sezonda Türkiye Kupası'nda yer alamaz. Tamam kardeşim. Dur. O zaman... Sahaya bak hukukçular şöyle hata yaptılar Fenerbahçe'de. Sahaya çıkmamak. Onlar ne yaptılar hatta? Niye sahaya çıkıp terk etmeyi planladılar? Çünkü dediler ki yöneticilerimiz hak mağlubiyeti cezası alır sahaya çıkmazsak. Biz hak mağlubiyeti cezası almayalım ki yöneticilik yapmaya devam edelim. Ya bir şey ama bir dakika abi tamam sabahtan beri anlatıyorsunuz hoş güzel de. Yani bu Ümit Türkiye abi. Kupası'nda bu da Süper Kupa'da bu mu yani? Nasıl yani? Ya Türkiye Kupası'nda sahaya çıkmayınca işte hükmen mağlup sayılıyor. Bir seneki sonra Türkiye Kupası'na katılmıyor. Süper Kupa'da da öyle. Tamam Süper sahaya Kupa'da zaten mağlup sayıldı. Şu var. Seneye Süper Kupa'ya da katılmıyor. Daha ne istiyorsunuz abi? Ümit abi sahaya çıkmamanın karşılığı bu. Bu sahaya çıkmamanın karşılığı. Ya sahaya çıkıp çekilmemek. Federasyon ne diye sevk etmiş? Federasyon sahadan çekilmekten sevk etmiş. Ya aynı şey aynı gözüm hacıverti ya. Bir dakika ben aynı zamanda hukuk hocasıyım. Bak. Buyurun hocam. Bak. Hukukçu Ahmet Çakır. Bu işleri tanımıyorum. Bu işleri tanımıyorum. Hazır mısın? Evet. Bu işler lokantada telefonunu çalıyorum. Bunun adı hırsızlıktır. Tabii. Cezası limit. Aynen öyle. Bu işarın burada. Bu işar tam çalarken bu işar limit ne yapıyorsun dedi. Bu işara vurdum, yıktım, aldım. Bunun adı gasptır. Dağırdı, dağırdı. Yağmadı, yağmadı. 12 sene. Hah. Tabii hocam. Bir tanesi yatarı yok, bir tanesi en az 8 sene yatar. İkisinin amacı ne? Telefonu almak. Ama birisi... Hazırlıyorum, telefonu alan adam 3-5 ay yiyor değil mi? Hırsızlık. Hırsızlık bak. Yan kesicilik daha da az değil mi? Cebir ve şiddet varsa yağma olur. Şimdi hocamın verdiği örnek mükemmel. Ümit anladın mı ne demek istedim? Ne olacak canım adam zaten çalmak istiyor. Sağda, yani reaksiyon var sana vurdu. Sahaya hiç çıkmamak başka bir şey. Ki Ali Koç yönetimi niçin sahaya çıkmadılar? Hak mahrumiyeti almasınlar diye çıkmadılar. Ama kendileri hak mahrumiyeti almak istemezken Fenerbahçe kulübünün şampiyonluk yolunda 3 puan silme tehlikesiyle karşı karşıya kaldılar. Türkiye Kupası'ndan da 2 sene yoklar. O aileden göze aldılar. Ama... Fenerbahçe kulübünün hukukçuları kusura bakmasınlar. Hukuk falan değil. Demeyeyim ama ancak bana falan açıklama yapmayı... Şekip abi değil. Şekip abi ayrı abi. Şekip. Hocam bir Şekip olsun özür dilerim. Dur abi alakalı. Şunu oku lütfen. YouTube'da yok. Tamam bu bana buyurdu. Biz... Tamam. Hocam şu adam kim biliyor musunuz? Kim? O kurulun 2-3 numaralı adamı. Ha tamam. Canlı yayında. Orada bir şey yok. Dönüşler. Yok bunun için aradı. Şimdi mi aradı? Bakın saate bakın. Tamam okey. Ya, tamam okey. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Devam. Her neyse. Sonuç olarak getir. Fenerbahçe'yi neyden sevk ettiler? Onu getirelim ekrana. Arkadaşlar hukuki ve bilimsel konuşalım. Formalarımızı üstümüzden çıkaralım. Hukuk hepimize lazım. Galatasaray ayrı, Fenerbahçe ayrı, Beşiktaş ayrı uygularsa... Beni de bir Harvard'da hukuk eğitimi aldım. Belli dönem bilmen lazım. Hocam ya, o kadar çok yargılandı ki hukukçu oldu. Hepimiz sevk maddesini istiyorum. Hayır bu değil. Sevk de ne demiş? Açıklama var ya. Tepede karıştırdım. Evet. Abi, Rasim abi. Tükenmez kalemle karıştırdım. Tükenmez kalemi yaladı. Rasim abi burası çok önemli. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün futbol müsabaka talimatının 24.1A maddesi uyarınca PPDK'ya sevkine. 24.1A ne diyor? Sen 3 puanı sildireceksin. Ben sildireceğim değil. Hukuk bunu emrediyor. Yapmayın abi. Vallahi yıkılır ortalık. Abi hukuk bunu emrediyor. Biz bir hukuk devletindeyiz. Ve Fenerbahçe kulübü yönetimi. Bak Fenerbahçe'yi tehlikeli ediyor. Pietro diyor ki kamusal davalar aynı zamanda PR. Burada da öyle. PR faaliyetidir. Verilen karar infial uyandırmamalıdır. Halkı galeyana getirmemelidir. Dreyfus davasını hatırla. Dreyfus davası. Galeyana ne getirir? Peki bir tersten oku bunu. Emil Zola gibi. Şimdi 30 milyon Galatasaraylı var. He.
Hukuku uygulamazsan onlar ayağa kalksa ne olur? Abi aa, daha bak abi dur. Ya abi. Dur bir dakika. Saraylılara seslenmek hukuk, istiyorum dur. Hukuk Ali Koç'un hatalarını kayırma makamı değildir arkadaş. Çünkü hukuk bu devletidir. Fenerbahçe'ye zarar veriyorsa Ali Koç bunu Fenerbahçe'nin taraftarları zaten Ali Koç'u asalım mı yani? Şimdi, bir dakika değil. Beyle. Asalım değil. Beyle. Ben hukuk, bilimsel konuşuyorum. Hukuk şimdi ben size Harvard'da belli dönem kurslarına katılmışım diyorum. Katıldım anladım. Eğer kanunlarda çok 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 net yazılmamış. Yani örneğin şurada. Emredici hüküm değil, yorumlayıcı hüküm. Yorumlayıcı hüküm, bravo. 24. maddede. Aşağıdaki hallerde falan. Bu hangi statüdeki lig olur, lig, kupa, özel maç dese çok derece bağlayıcı. Evet. Kimse kımıldayamaz. Ama böyle müpem, yoruma açık. Bir başka şeyle, mukayeseyle ortaya çıkılacak denklemler. Şu anda kabul ediyorum pandül sende. Ama bizim aldığımız eğitim şudur. Beyefendinin dedi. Bir olay. Yani. Bunu yorumlarsan toplumda birçok insanın can kaybı. Galeyan. Galeyan. İnfiyaj. Ayrışma. Toplumsal asayiş düzensizliği tamam, olursa hocam, yargıç doğru. Onu bu şekilde yorumlamalıdır. Bir şey söyleyeceğim ama bak. Ortada muallak bir şey yok. Başka bir seni, şey. Seni 46. madde bağlıyor. Diyor ki 46. madde. Oradaki diyor Süper Kupa talimatında diyor eksik var ya diyor. Onu benden bileceksin diyor. Benim talimatıma bitti bakacaksın. O talimat seni nereye gönderiyor? 24. maddeye gönderiyor. Hatta Harvard'daki hukuk profesörü şunu söylemişti. Ahmet. Örneğin bir parktasın. Parktasın. Park evet. Elinde de baston var yürüyorsun. Veya odun var. Tamam. Veya evet. Köpeğin var. Taş bir baktın aynı. Ki ağacın arkasında 4 tane herif bir kıza tecavüz ediyor. Gece saat 12. Evet. Bir. Çeker gidersin. Hukuki sorumluluğun yok. Ama vicdani iyi. Bir dakika o başka. Müdahale ettin. Çocuklara sopayla vurdun. Köpek de hayvan saldırgan tut oğlum dedin. Adamın birinin kıçını koparttı. Sen vurdun herifin boynunu kırdın. Ötekisinin kabı. Bir de kuvvetlisin. Vurdun indiriyorsun. Şimdi kanunen baktığın vakit suçlu. Sana direnmeyen, sana silah olmayan, yani elinde sopa bile yok. Bırak bıçağı filan, sadece yumruğu. Ha, suç halinde. Bir dakika. Suç halinde senin köpeğine tut oğlum. Hep bunlar da kamerada. Tut oğlum diyorsun, köpek atlıyor herifin boğazını kopartıyor. Sen sopayı bir koyuyorsun, herifin omuzu kırılıyor. Ötekine bir koyuyorsun, kaburgalar dağılıyor. Ötekine yumruğa bir koyuyorsun, şeyi dağılıyor. Herifin kafatası çatlıyor. Denzel Washington gibi. Şimdi soru şu. Adalet bir dakika. Şimdilik. Bu durumda. Mevcut hukuk sisteminde Türkiye'de o döven köpekle tut oğlum diyen adam hüküm giyer. Hocam bir şey söyleyeceğim. Hüküm giyer. Ama giyinmemeli. İyi bir hakim indiriyor onu. İyi bir hakim indiriyor. Yok sıfırlamalı. Tarih başka bir şey ama burada neyin bunları yoksun? Konuşamayız biz. Tamam mı? Harvard'da bize böyle öğrettikler. Tamam hocam. İstanbul Sporcusu dese ki ben niye sildim puanımı? Bir süper çit arası hemen dönüyorum hocam. Arda Berhumoğlu demiş ki Fenerbahçe 10 özür diliyorum burada değil. Evet. Mustafa Şahin çok güzel bir şey demiş. Sağlık Bakanlığı'na özel mektup yollayacağım. Depresyon şikayeti olan insanlara günde 10 dakika sizi izlesinler. İlaç gibisiniz. Çok teşekkürler Mustafa Şahin. Eray Kara demiş ki ben Galatasaraylıyım. Talimatı bence yanlış yorumladın. Galibiyet halinde alınacak puan kadar silinir yazıyor. Galibiyetle 0 puan. Sevgili Eray oradaki boşluklar var ya. Yani mesela orada galibiyet yok kupa var. Değil mi? Bu bir boşluk. O zaman sana talimatın 46. maddesi diyor ki 24. maddeyi uygula. 46. madde seni 24'e götürüyor. 24 diye 3 puan sil diyor. Şimdi Ultras'tan Murat Kova demiş ki ülkede 58. madde değişti. Futbolculara ceza verilmedi. Fenerbahçe için puan mı silecekler? Komik bir durumdan bahsediyorsunuz. Fenerbahçe yine kural değiştirir. Avukat Berat Akkaş teşekkürler. Arda Berhumoğlu demiş ki Fenerbahçe U19'da çıkarak Siffin Savaşı'nda Muaviye askerlerinin Kur'an yapraklarını mızraklara koyması gibi bir şey. U19 oyuncuları sabit dursa böyle demezdim demiş. Biraz dini bir örnek fazla vermek doğru değil. Fazla değil. Debrasi Tükorku demiş ki puan silinirse bu millet Kenan Evren'e rahmet okur. Tersini düşün. Galatasaraylılar dese ki puan silinmezse haksızlık yaparsanız. SRT İbrahim demiş ki bu şey abi. Kenan Evren'in yaptığı rezaleti. Galatasaray'a karşı ligde de U19'da mı çıkacak? Yabancı hakem gelmemişse çıkması lazım değil mi? Ultras'tan Murat Kova demiş ki alıştığınız ülke karıştırmaya Ümit de o yolda gidiyor. Yani Ultras'tan kabul etmiyorum. O bir görüşü söylüyor ben bir görüşü söylüyorum. Avukat Berat Akkaş demiş ki 3-0'lık mağlubiyet ile birlikte 10 müsabaka sonucu galibiyetten elde edilen hak kadar ikinci bir mahkumiyet cezası verilmeli. Yani Fenerbahçe'nin Süper Kupa finalinde hak kazandığı ilk sezonda bu hakkı hükümsüzdür.
Mustafa Şahin demiş ki Rasim yapma etme, Galatasaray'ın medyadaki reisi sensin. Bence Fenerbahçe'nin en az iki şampiyonluğunu sen kaybettirdin. Berkay Ali Ramazanoğlu demiş ki Bişar utanmıyor musun be kardeşim? Formamızı çıkaralım diyor. Beşiktaş'a gelince Galatasaray'a hukuk konuşamayan, vicdan konuşamayan adamlara kanal açıyorlar holigan. Kardeşim kanalı başkası açmadı, ben açtım. Fenerbahçe'nin de burada hakkını çok savunmuşluğum vardır. Beşiktaş'ın da. Hatta ulusal ekranlarda da defalarca Federasyon Başkanı Beşiktaş'a parmak salladığı gün istifa etmeli demiştim. Tabii. Bunlar kayıtlıdır. O yüzden vicdanınla konuş sevgili Berkay Ali. Ufuk Keskin demiş ki Icardi'nin bir maçlık cezasını hangi maddeden sevk edildi ve hukuk ne diyormuş? Lütfen bakar mısın Bişar Bey? Bakalım hukuk o zaman doğrusunu yapmış mı? Ufuk buna da tam olarak şunu demiştim. Montaj bir görüntüyle Icardi'yi sevk etmek yanlış. Ama aynı gün tedbirsiz sevk edip bir maç ceza vermek de yanlış. Bunların hepsi eylem kokan hareketler. Fakat bir yıl önce de Rozier'e bir maç vermişlerdi. Moğollan Aliyev demiş ki bir şey bak, emsali getiriyorsun önüne. Sen efendim? Bir emsal gibi bir şey getiriyorsun. Getirmişlerdi. Ya Türkiye Kupası Süper Kupa birbirinden ayıramaz. Bişar sen lawyer değilsin. Sen Fenerbahçe düşmanı olan GS demişsin. Sevgili Moğollan niye öyle diyorsun? Bak Fenerbahçe'ye aykırı bir şey olunca avukat değilsin diyorsun. O, Fenerbahçe'nin lehine bir şey olsa bu tabii ki helal olsun. Siz üzerinizde formayla konuşuyorsunuz. Ben formasız konuşuyorum. Berdan Berlin demiş ki Ahmet Hocam'ın ellerinden öpüyorum. Ümit Kaptan'a sevgiler. Bişar Bey istersen fırıncılara söyleyin. Fenerbahçelileri ekmekle satmasınlar, olmaz mı? Berdan inan alakası yok ya. Bulav şeyle vurur. Olayım Fenerbahçelilerle ayıralım. Bulav şeyle vurur. Başka bir şey. Çok, Ali Koç olmak başka bir çok şey. Çok yalnız o bir şey değil mi? Radikal İslamcı galiba o arkadaş. Bulav kiminle vurur biliyor musun? Kimin? Kadir Mısıroğlu var ya. Hani meşhur. Ekmekle satmayın. Hayır bana diyor fırından ekmek de mi vermeyeceksiniz diyor. İşte o çıkarttı onu. Fırından evet. Ekmek de mi vermeyeceksiniz bana diyor. Valla ben bir analiz yaptım. Hukuki bir görüş ortaya koydum. Rasim abi bence bana katılıyor ama bak, vermeyin diyor. Ben bak abi İntihar çok katılmıyor. Açık. Ahmet Hoca katılmıyor da artık katılıyor. Bak kısmi katılıyor. Şimdi katılıyorum. Mesela bak. Şunu gördüm ben biz duruşmada. Hatta şaşırdım ya bu ne rezaletim dediler. Hukukta yeri var. Bak bambaşka bir konu. Hakim dedi ki Bişar. Evet abi. Aynen böyle olmuş Ümit. Karar verilecek. Ben de varım orada sonunda. Dedi ki bugün dedi kendimi iyi hissetmiyorum. Dün eşimle kavga ettim. Psikolojim iyi değil. Bugün karar vermeyi doğru bulmuyorum. Ulan ben ne oluyor dedim. Biz Levent Kırca paracısında biriz. Şaşırdım. Sonra dedi ki hukukçu arkadaşlar abdillah böyle bir şey var. Yani hakim kararı verdiği gün şeyi çok iyi olmalı. Bütün dengeleri çok iyi olmalı. Çünkü kalem kırıyorsun sen eski tabirle. Evet. O kararı verdiği gün ben bugün karar günü geldi. Bütün dosya safahatı bitti ama bugün vermiyorum. 3 ay sonra falan erteliyorum. Çünkü dün İşte şunu yaşadım falan. Şimdi bu da burada da bir hakim. Çünkü karar verecekler ki hakim gibi görecek kendini. Yargıç. Tamam. Bu kararı verdiğinde neticesi ne olur? Bunu düşünmek zorundadır. Bişar. Yani abi, kararı verdiğinde ben düşünmem. Abi ben düşünmem. Olmaz. Onu bırak. Darbeciler bile düşündü. Cemal Gürsel Adnan Menderes'i sevdiğinden yırtılmadı. Dedi ki biz bu idamı yaparsak bu leke bizim alnımızdan çıkmaz. Bunun bedelini öderiz. Ama Ümit abi şey Rasim yani, abi çok başka bir şeyden bahsediyorsun. Şey ama orada bir hukuk düzeni yok. Hukuk yok. Orada ama orada bir karar var. Bir karar. Hukuku geriye yürüttüler. Bu başka bir onu şey. Ona bakarsan o dönem ordinaryus şey. Profesör. Tamam o bir aldı kastediyorsun. Diyorsun. Hayır. Yoksa belediye oğlu hepsini alsın diyor. Tamam abi. O da hukukçu. Tamam hukukçu da. Hepsini alsın diyor. Tamam bak orada uluslararası hukuk ilkelerine aykırı bir şeyden bahsediyor. Paşa kızıyor. Sen delirdin galiba. Hıfzı ver de et diyor. Orada bir hukuki düzenden. Delirdin diyor. Hukuki düzenden bahsetmiyorsun. Tabii ama hukukçular var. Destekleyen. Zaten hukukçular orada ne yaptılarsa yaptılar. Herhalde onlar yedi. Ama bambaşka bir şeyden bahsediyorsun. Tamam. Bu benim yüksek lisansla tez yazmak istediğim bir konuydu. Çok iyi biliyorum. Biliyorum. Ama burada mevcutta bir hukuki düzen var. Sen diyorsun ki ben diyorum bunu ki evrensel hukuk hayır. Bunu uygulamayalım. Bir Pietro örneği var. Hayır, infial uygulamıyorum. Çıkar. Galatasaray derse ki uygulamazsanız infial çıkar ne olacak? Ama hayatım Galatasaray'a seslenebilir miyim? Buyur abi. Sevgili Galatasaray taraftarı. Şu an psikolojik üstünlük Galatasaray'ın elinde. Rahat takım Galatasaray. Özgüvenli takım Galatasaray. Fenerbahçe'nin durumu iyi değil. Ali Koç, Zaloğlu, Rüstem gibi herkesle kavga ediyor. Bu durumdayken Fenerbahçe 10 senedir de şampiyon olamamış bir Fenerbahçe. Galatasaraylıların daha toleranslı olması lazım. Zaten şampiyonlar gidiyorsun. Ayrıca 3 puan silinerek alınmış bir şampiyonluk öyle çok da mutluluk vermez Galatasaray'a. Galatasaray hatta ben 4 puan önde girmesi bile mutsuz eder beni son 2 haftaya.
Son iki hafta çıkacak. Fenerbahçe'yi de mağlup edecek. Şampiyonluğu alacak. E bizim şeyde de Galatasaray taraftar çıldırdı. 2011-12 sezonunda playoff kondu. Playoff kondu. Ama bak işte yine playoff kondu. Da da gitti Galatasaray ile şampiyon. Çok, ya bak verdiğin örnekler o kadar farklı ki. Birincisinde biri darbe olmuş. Öbüründe darbe girişiminin ilk ayağı 3 Temmuz kumpası olmuş. Playoff. Oralarda bak olağanüstü durumlar yaratılabilir. Ama burada olağanüstü bir durum yok. Playoff koymak doğru muydu o sene? O sene için doğruydu. Bence de doğruydu. Tamam işte. Ama Galatasaray ayaklandı. Ama Fatih Terim delirdi. Ne yaptı? Oynadı ve şampiyonluğunu aldı. O sene delirmeyeceksin abi. O dönem 3 Temmuz'da bir kumpas kurulmuştu. Tamam mı? Bunun da farkına vardı. Playoff karar bence de doğruydu. Onu yapmak durumundaydın. Ama burada böyle bir şey yok. Fenerbahçe kendi kendine Süper Kupa'ya çıkmadı. Kimse size çıkmayın dedi. Çıkabilirdi. Ya da Ali Koç dedi ki biz hak mahrumiyeti cezası, çok özür diliyorum, biz hak mahrumiyeti cezası almayalım. O yüzden U19'u futbolcuları çıkarttırıyoruz. Yanlış mı söylüyorum? Öbür türlü maça çıkmazsak biz yöneticiler... Boşu boşuna Ali Koç ortamı gerdi. Bana bunu söyleyeyim. Ben hep söylüyorum bunu. Fenerbahçe'li olsam var ya en büyük Ali Koç'a dalarım. Ya kötü yönetiyorsun. Çok böyle kötü şey yönetiyor. Olmaz. Çok kötü yönetiyorsun. Ya takımın durumu iyi. Şampiyonlar gidiyor takım. Müsaade edin. Müsaade edin. Söyle hocam. Fenerbahçe'ye. Doğru mu başkan nezdinde ve takım nezdinde yapılmış çok gayri insani, çok tehlikeli ve dünyada ses getiren iki tane şey oldu. Birincisi, 100. yıl bu laik aslan gibi ülkenin, Cumhuriyetin 100. yılında gittiler Suudi Arabistan'a kupayı koydular. O kupa oynanmadı. Bütün faturayı Ali Koç'a haksız bir şekilde kestiler. Bir şey yapamadı Ali Koç. Çıktı doğru. Bir şey yapamadı. İki. Çırpındı. Trabzon'un hiçbir iddiası yok. Galatasaray geliyor 5-1 veya 5-0 yeniyor, gık çıkmıyor. Fenerbahçe iniyorlar, oyunculara saldırıyorlar. O da diyor ki benim bir şey yapmam lazım. Ben bütün bunlara rağmen Ali Koç'un yerinde olsaydım tam takım gider Urfa'da oynardım. Kazanırım, kesin, kaybederim. Kesin. Bu %50 şansım var. Bak, sen de krizini yönetme diyorsun. Bak kardeşim şu var. Bazen camialar gücü yetmez. Hakkın hukukun olmadığı yerde, gücün yetmediği takdirde zaman zaman gayrimeşruya geçebiliyorsun. Evet. Doğrudur demiyorum. Peki ne yapsın mesela? Diyor ki Ali Koç, kardeşim Riyad'da benim suçum yok. Benim varsa Dursun'un göbeğinde var. Ama o konu unutuldu. Ama bakın bir dakika, orada bütün faturayı hop jurnallediler. Jurnallediler. Ama orada ben de karşı çıktım. Devlete jurnallediler. İki, Trabzon'da doğru, o da atladılar kötü. Şimdi benim günahım ne diyor? Ha aynı Trabzon Galatasaray'da atlasa diyeceğiz ki Galatasaray 5-0 yenildi veya 5-1 yenildi maçta. Trabzon seyircisi bak bu ağır mağlubiyetlerde büyük takımlara karşı bu infiali gösteriyor. Bir sorun var sana. Buyurun beyefendi. Bu sene şu anki puan durumunda evet. Hakemlerin Fenerbahçe'ye operasyon neticesinde mi yoksa adil bir puan durumu mu şu an baktığında? Vallahi şimdi bir şey söyleyeyim. Ben bak burada dürüst konuşuyorum. İki takımda Galatasaray'da Fenerbahçe'de. Kim fazla eksik bunu söyleyemem şu anda. Evet. Bakmam lazım. Evet. İki takımda hakemler ve federasyon takımdan tarafından öyle bir kollandılar ki bravo, diğer bütün bravo. Takımları garantör yaptılar. Aynen. Yani bu sene Galatasaray'la Fener'de aşırı kayırıldı. Ha, hakim daha fazla kayırıldı. Bu tartışılır. Hani şu var. İkimiz de kötüyüz. Hangimiz kim daha kötü? Yani bunu tartışacak halimiz yok. Ama Fenerbahçe'nin bu sene bizi hakemler doğradı demesi haksızlık mıdır? Galatasaray'da doğradılar. Hayır. Fenerbahçe diyor biz doğrandık diyor. Ama doğrandığın maçlar var ama Avanta'dan aldığın son dakikalarda iki tane maçta var. Maçta var doğru. Sırf o 4 puan yapar. Tamam, tabii. Junior 25 demiş ki Galatasaray olarak Hakan Şükür'ü sevmek suç mudur? Değildir. Mehmet Yaşar teşekkür ederim. Bizim program her türlü tablo yıkıldı program oluyor. Ama söylesin. Biz zaten böyle bir programımız var. Her şeyi konuşabilmeliyiz. Abi bir diyor zaten ne diyor? Siyasi ideolojisinden nefret ederim ama büyük golcüdür. Doğru mu? Türkiye'nin en büyük golcüsü gelmiş geçmiş. Şimdi bir fotoğraf verebiliyor muyuz? Güzel abi. Dur, senin gündeme dönmeyelim. Bir fotoğraf var. Sevgili Ahmet. Vay Ahmet'im. Doğum günün kutlu olsun. Dursun'u bir alayım resim hadi dur. Çek şöyle. Ahmet bizim canımız. Çok sevdiğimiz kanımız. Damarımda, damarımızda. Ümit abi. Çek. Bizim oğlan değil mi bu? Nerede şu anda bu? Almanya'da mı? Evet, hasta Fenerbahçeli. Ya bu çocuk değişik bir oğlan. Çok. Moylan Aliyev demiş ki Ümit abi neden sakinsin? Fenerbahçe savaşıyor. TFF, FETÖ, medya ve dışarı gibi holiganlar. Ya yarın şu olimpiyatı yensinler. Fenerbahçe peki bir dakika Bişar yarın bu mevcut. I am also fair Moylan but you are not fair. Bak sevgili Bişar yarın Olympiakos'u Pire'de, Atina'da
2-0 yensin sözü olur. Gelelim Mustafa. Ama yarın Olympiakos'u çakarsa federasyon diyemez. Ozan Hocaoğlu da demiş ki bunca yıl Fenerbahçe'nin başına gelenler Galatasaray'ın başına gelseydi bırak Galatasaray kulübünü kapatmayı ligi bile ortadan kaldırırlardı. O yüzden Ali Koç'un arkasındayız. Vallahi Ozan bu sizlerin bileceği iş. O doğru değil. Ama şu doğru. 3 Temmuz olayı Galatasaray'ın başına gelse Galatasaray dağılırdı. Bak abicim çok basit. Fenerbahçe o konuda dirençli camia. Şunu da unutmayın. Onu kabul ediyorum. Şunu da unutmayın. Bu devletin Ali Koç'un şahsıyla bir problemi olsa kendi şirketini yaşatmaz. Yeter ki Koç oldukça bu bir hayal ürünü. Ali Koç diyor ya ben olduğum için Fenerbahçe şampiyon olamıyor. Sen varsın kendi şirketin Türkiye'nin açık ara bir numarası. %15 hatta. Bak, ekonominin %15'i. Nasıl oluyor bu? Mantıksız bir şey konuşma. Anlatabiliyor muyum? Yani devletin Ali Koç'ta bir problemi yok. Bunu unutun. Koç Holding'le yok. Ali Koç giderse Fenerbahçe biter batar. Hayır. Koç Holding'den de büyüktür Fenerbahçe. Bunu ayırın. Ama bir şey diyeceğim. Fener ben orada çakara katılmıyorum. Diyelim şampiyon olamadı ikinci oldu. Yarın da Olympiakos'un elendi. Haziran'da da sandık kondu. Ali Koç da aday olmaz. Kazanır diyorum ben. Kazanamaz. Ümit daha iyi. Ümit ne diyorsun bu dediğime? Ümit ne diyor? Aday olmaz alıyorsa kazanmaz. Şu anki psikoloji Fener taraftan öyle bir noktaya geldi ki. Dur bir Ümit burada bilir kişi. Sokağa da çıkamıyorum. Bir dakika bir şart. Bak hocam ben çok özür dilerim. Ben kongreye gidemez dedim. Hocam sokağa çıkamayabilir dedi. Evet. Katılmıyorum. Katılmıyorum. Ya şimdi şu an Fener taraftarlığı yaşananlar olmasaydı. Bak. Ya bu Trabzon olayı falan olmasaydı. Şey olurdu ama şimdi. Bana katılıyor musun? Açık ara kazanır şu anda. Bak. Sayın seyirciler. Bak şu olaylar olmasaydı. Yani Trabzon bravo, bu şey haklı falan olmasaydı da şampiyon olmasaydı bir de giderdi. Yani biraz zorlanırdı ama. Ali Koç'u Ali Koç konusunu hangi barometreden izleyin biliyor musun? Ümit Özat barometresi. Ümit Özat Ali Koç'un muhalifi. Ama dikkat edin son 2-3 aydır eleştirilerini paranteze aldı. Haklı olarak aldı. Kendi açısından haklı. Eleştirilerini paranteze alma sebebi onun da Fener taraftarı olarak Fenerbahçe'nin operasyona uğradığı düşüncesi. Yanlış mı özetledim? Abi net bu ortada yani. Şimdi bak ne diyor? Ümit Özat bile diyor. Şimdi bak mesela Fener bugün ikinci olsa bile Ali Koç başkan seçilir. Şimdi net. Mesela bugün hem de fark atar diyor. Da, kardeşimiz. Gökhan aradı beni. Gökhan. Gökhan kim? Gökhan Dinç. He. Bayramlaşmak için aradı. Çok severim Gökhan abiyi. Haluk bir tweet atmış. Demiş ki ya demiş ne oldu demiş. 5 senedir demiş. Gökhan Beşiktaşlı mı? Bilmiyorum ya o kadar şeyim. Beşiktaşlı Beşiktaş. Beşiktaşlı olabilir. Olabilir. Demiş ki ya demiş ne oldu demiş ya 5 senedir amasız fakatsız Ali Koç'u eleştiren Ümit Özat bir anda döndü gibi tweet atmış. Sebebi benim anlattı. Sebebi benim anlattı. Ben dedim ki oğlum dedim yani şimdi ya şunu görüyorum ha bak şimdi. Buna kimse beni ikna edemez. En basit cevap da şu. Dedi ama özür diledi. Yok abi. Galatasaraylılar her zaman suyun altından yüzüyor. Sessizce gidiyorlar. Galatasaraylılar değil mi? Kimi Galatasaraylılar? Kimi Galatasaraylılar? Özür dilerim. Şimdi ben bu ligi sen başlattın bu ligi bitirmem diyerek. Ya sonra bir dakika abi dinle ama Rasim bir dakika. Tamam abi. Özür dilemen bu olayı kapatmaz. Tamam mı? Sen bunu dedin. Tamam. Offside'ımsıyla tek kelime etmedin. Offside'ımsıyla şampiyon oldum demedin. Ama Fenerbahçe'nin aldığı bir maçta şampiyonluğu kaybedeceğimiz bir puan olabilir dedin. Sizler Dursun Özbek, Sayın Genel Sekreterimiz Eray Yazgan'ın Uğur Dündar ile söylediği her şeye katılıyoruz. Sayın Uğur Dündar, başkanınızdan korkmadan lütfen konuşun. Sayın Dursun Özbek, Eray Yazgan da senden ve Erden Tümur'dan korkmadan desin ya, Galatasaray yöneticisi bu ligi bitirtmeyiz gibi tehditkar bir cümle kullanamaz. Bunu kabul etmem mümkün değil diyebilir mi Eray Yazgan? Diyemez. Demek ki o da senden korkuyor. 84 yaşındaki Uğur Dündar ya bugün yarın belki de divan kurulunu bırakır. Yani iktidardan bahsediyorsunuz. İktidardan bahsediyorsunuz. Ama bahsediyorsunuz. Uğur Dündar Aziz Yıldırım'ın desteğine gelmedi. Konu o değil diye bak. He, bahsediyorsunuz ama yapıyorsunuz. Filmin sonunda da herkese iktidar çağrısında bulunuyorsunuz. Ya başkan sen Trabzon'u 2-0 yendiğin maçta yerle bir ettin ortalığı. Daha bu sene ligin 3. 4. maçı değil. Ali Sami'nin de 2-0 yendiği maçtan sonra kameraların karşısına geçtin. Neler dedin? Bravo. Sen daha kalktın. Biz bu yayın anlaşmasından istediğimiz payı alamazsak daha bu Galatasaray'ı ligden çekelim. Dedin mi demedin mi? Ha dedin mi demedin mi abi? Şimdi anlatıyorsunuz da. Yani biz 40 kişiyiz. 40'ımızda birbirimizi biliriz. Doğru. Anladın mı? Benim lafıma geldiniz. Ne dedim? Türkiye'de asimetrik savaşı.
gerilla harbi en iyi yapan takım Galatasaray'dı. Hocam ama bir şey Fenerbahçe amatördür. Ümit abi. Ümit abi. Ama bak ben. Evet. Ümit abi. Fenerbahçe'den herhangi bir başkan veya yönetici hissiyatımsıyla ilgili bir açıklama yaptı mı? Ne gibi açıklama olacak? İşte orada da var, orada da var. Erden Timur ofsaytçısıyla ilgili ne gibi açıklama yapacak? Hissiyatımsı ne gibi açıklama yapacak? Sen dedin ya Erden Timur ofsaytçısıyla ilgili bir şey demiyor. Anlamıyorum ki abi. Dur. Erden Timur ofsaytçısıyla ilgili bir açıklama yapmadı dedin ya. Evet. Ama Fenerbahçeliler de hissiyatımsı. Tamam doğru, sen yapmadın için ben de yapmadım. Önce senin başına geldi. Sen yapsaydın ben de yapardım. Sen yapmadın. Sen özür dileseydin, sen yapsaydın olurdu, ben de yapardım. Ya. Sen yaptın mı? Ofsaytımsıyla. Bak şimdi. Yani ikisi de haksız. Hayır. İkisi de haksız bu konuda. Tamam ne diyorum? Biz 40 kişiyiz, 40'ımız da birbirimizi biliriz. Sen ne dedin televizyonda? Tete'nin pozisyonuna penaltı değil diyemeyenler İrfan Can'ın pozisyonuna penaltı değil diyemezler. Ve tırnak içinde bazı gerizekalılar. Kasımpaşa maçındaki pozisyon konuşuluyor. Oğlum siz kafayı mı yediniz lan? Bir hakem, işte hakem. Maçı vermek isteyen adam 96-7'yi bekler mi lan? Osterwolde'yi veremeyince saçmaladı. Ya bence konu o değil. O orta avuta da gidebilir. Bir maçı bir takıma vermek isteyen adam 8. dakikadan penaltı verir. Antalya ama maçında olduğu gibi 90+7'yi bekler. Ulan o top avuta gitse, direkt avuta gitse maç bitti. Bak karar hatalıdır değil. Bunu tartışalım. Ama öyle maçı sattı, maçı verdi. Maçı vermek isteyen adam öyle 90+7'yi beklemez. Ama burada Ümit abi. Bekler mi? Problem ne biliyor musun Ümit abi? Bekler mi abi? Şimdi bak bu senin dediğin maç sisteminde kolay değil. Yaparsın evet, uğraşırsın doğru, gelmez doğru, olmaz. Ne gelmez? Osterwolde'nin pozisyonu var çizgide. Adamın fırıncı küreği gibi ayağı var. Vermedi 60. dakikada. Bravo seni tebrik ediyorum. Adamın fırıncı küreği gibi ayağı var. Vermedi abi. Zaten ben de onu diyorum. Onu güvermeyince panik halinde bunu verdi. Onu vermeyince 90+7'yi niye beklesin ya? Verir abi. Yan baktı atar. Çamura battı atar. Olmadı mı bu ülkede? Rahmetli Bülent Yavuz 150 metreden penaltı veriyordu. İhsan Türe 320 metreden penaltı Bülent veriyordu. Bülent Yavuz vermezdi ama Bağbeyaz veriyordu. Bağbeyaz veriyordu. Yani Bülent bak olmadı mı yani? Bülent, hayır yani öyle bir anlatılıyor ki. Trabzon ülkede, şimdi bakın Trabzon'un şampiyon olduğu sene Trabzon'un şampiyon olduğu sene hakem hataları Trabzon'un lehine daha çok olmuştur. Galatasaray'ın geçen sene şampiyon olduğu sene hakem hataları daha maalesef bak tamam şampiyonluklar bak kendi katkıları başkadır. 2011'de ama hatalar da biraz da olmuş olmuştur kardeşim. Yani sanki ya Ahmet Ağoğlu 4 sene önce Alanya maçında hakem kovaladı stada girdi. Evet. Eski başkan doğru ben değil, gelmeden doğru hakem doğru odasından doğru çıkartmayın dedi. O rezaletti o tam. Yani. Şimdi bunları hiçbirini savunmuyoruz Ümit abi. Tamam savunmuyoruz da bu kadar konuşulmuyor. Bunların hiçbiri konuşulmuyor. O biraz da Fenerbahçe'nin büyüklüğünden şimdi ama. Bir gün Hacı Osmanoğlu yayına bağlandı. Fenerbahçe'nin reytingi. Onu bırak. Ne Hacı Osmanoğlu? Ben bir dakika Güneş Özdemir'le konuştum. Beşiktaş kulübünde son 10 sene korkunç yolsuzluk yapıldı. Ama konuşulmuyor. Abi konuyu o yolsuzluk abi, o yerde yapılsa konuşulur. Abi o içsel bir şey ya. Heh, konuyu tamam, değiştirme. Tamam. Rahmetli Sebahattin Çakıroğlu'ydu değil mi? Yayınımıza geldi. Evet. Trabzonspor'du. Ben dedim ki İbrahim Hacı Osmanoğlu. Bak siz Gökdeniz'den dedim bağış aldınız mı? 500 bin dolar aldık dedi. Gökdeniz birden bir ikiden iki oynayarak biliyorsun bahis olaylarında. Yani hatayı herkes yapar kardeşim. Hatalar var. Anlatabildim mi? Yani sanki bu hataları kimse yapmamış gibi. Abicim çok uzağa gitmeyin. Adnan Polat'a soruyorlar. Galatasaray şike yapmış mıdır diyor. Yapmamıştır diyemem diyor. Ya, dürüst ola. Ya dürüst. Ne anlatıyorsunuz abi? Sizin başkan mı söylüyor? Ya, manyak mısın? Sen deli falan mısın? Ne? Oğlum ben canlı şahidiyim diyorum. Manchester maçının. E tamam. Ben de diyorum ki. Alp Yaman'da hikaye edemedim. Şimdi bunu. Şimdi. Alp Yaman geldi. Şimdi bu eski yaptık. Bir. Eski bir. Diyorsunuz ya mesela. Aziz Yıldırım'ın bir lafını getiriyorsunuz hemen. Halbuki onun önünü kestiniz, arkasını kestiniz. Ne yaptıysam Fenerbahçe için yaptım lafını. Doğru. Adnan Polat diyor ki adam ne soru soruyor lan birebir lan birebir. Diyor ki Galatasaray şike yapmış mıdır diyor. Yapmamıştır diyemem diyor. Başkanınız, efsane futbol şube sorumlusu. Niye? Fenerbahçeli'den biri bir şey söyleyince alıp insanların önüne bir ampul gibi çıkarmayı biliyorsunuz. Kulüpler da. Bunu niye çıkaramıyorsunuz abi? Yapmıştır. Yani yapmıştır, onun için. Yapmıştır. Şimdi bakıyorum. Yapıldı. Ya arkadaşlar biz büyük resime bakalım. Kulüpler neden başarısız? Takımlar neden? Ona bakalım. Ama kalkıp aynı hatalar ki. Ya şimdi bak Allah'tan dilemiyorum. Ama kısmen de diliyorum ki. İnşallah Trabzon'da Galatasaraylı oyuncular, Fenerbahçeli oyuncuların başına gelen. İnşallah Galatasaraylı Galatasaray'ın da başına gelir. Gelmiyor şey bir deme öyle ya. Bir dakika abi. Niye Allah korusun? Ya dayak yemesinler evladım. Ya bir dakika. Bir dakika abi bunu kötü anlamda söylemiyorum. O gün neyi merak ediyorum biliyor musun? Canavli var ya, Fenerbahçeli futbolcuların yaptıklarını Galatasaraylı oyuncular yaptığı zaman bakalım neyi savunacaklar.
adaletli bir adam, merhametli bir adam. O bu işi yaşayan benim kardeşim. Bana saldırdı taraftar. Sonrasında Josef'e saldırıldı. Sonrasında bunun üçünde Ankara Gücü'nden çıkması çok, bak, hakem yumruklayan Ankara Gücü'nden, Josef'e saldıran Ankara Gücü'nden, antrenöre saldıran Ankara Gücü'nden. Bunlar tesadüf mü? Demek ki bir bütün değil. Orada da arızalı bir grup var. Şimdi Ümit abi mükemmel bir. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Yarın aynısı Galatasaraylı futbolcunun başına gelse, İnşallah gelmesin. Gelmez. Ya inşallah gelmez ama geldiği zaman bugün Fenerbahçelilerle konuştuğunuz gibi konuşmayacaksınız. Diyeceksiniz ki ne yapsın? Nefsi müdafaa. Ama Fenerbahçe yapınca öyle bir şey yok kardeşim. Ben yapmam, onu kendi adıma söyleyeyim. Ya büyük konuşma. Zaten ben büyük konuşma. Büyük konuşma. Üç kardeşsiniz. Allah uzun ömür versin. Evinizde bir hırsız girsin. Tek hırsız girsin. Bir tanesi vurdun mu yerdeki de Serhat da vurur. Diyemezsin ki yerde yatıyor niye vuruyor diyemezsin. Hırsızlık yapan başına geleceğe razı olacak abi. Bak. Meşru savunma ispatlamak çok zor hocam ceza kanunu ama... Ya hayır bak. Tekrar düşmeyelim. Bu konu kanun değil abi. Bu vicdan. Bu hukuk değil, bu vicdan doğru, abi. Doğru söylüyor, doğru söylüyor. Hırsızlık yapıyorsan başına geleceği rahatsın abi, kusura bakma. Yok, spor adamın elinin içine girdiyse... Ondakiler ama sahanın içindekiler hırsızlık yapmadı, onu belirtelim. Ya tamam, teşbihte hata olmaz, onun yeri de ona değil. Yani, ceza hukukunda kıyas olmaz. Ya abi biz... Bak, bir şey diye bir anlamda... Bir dakika kardeşim, biz ceza hukukunu, biz vicdanı konuşuyoruz. Ha, o başka. Taraf başka değil. Ben bilimsel konuşmak zorundayım burada. Hayır değilsin. O da vicdan. Niye? Uzaya mı çıkıyorsun da bilimsel konuşuyorsun? Allah Allah. Taraftan sahaya inmeyecek abi. Futbolla ilgili... Şimdi 11'i getirsem sen futbol bilimine uygun konuşur musun, konuşmaz mısın? Futbol bilimine ilgili konuştuğumuz zaman da herkes futbolu biliyor, birbiri gibi şakıyorlar. Hiç ben şey yapmıyorum orada, teknik yani, anlatıyor muyum? Tamam, anlatabilirsin, o da senin görüşündür. Ama onun da bir alıcısı vardı. Benim görüşümde de bir alıcısı var. Bir adam savunulmaz abi. Yo, onu savunmadık ki zaten. Yani aynı, ben şunu anlatıyorum, bak konu yani, başka bir yere geliyor. O da suçluyor. Aynısı Galatasaraylı oyuncuların başına gelse. Ve velev ki diyelim ki Fenerbahçe'nin oyuncularının yaptığını Galatasaray'ın, hatta tam tersini düşünelim. Aynısı Trabzon'un oyuncuların başına gelsin. Fenerli oyuncuların yaptığını. Şunu Trabzon'un oyuncuları yapsın. Bak. Sahaya girmek de suç. Yerde çaresiz kalmak. Ya onu tartışmıyor. Ben bir şey anlatıyorum. Bak başka bir şey anlatıyorum. Fenerbahçeli oyuncuların başına gelen Trabzonspor oyuncuların başına gelsin. Fenerli oyuncuların verdiği tepkiyi Trabzon'un oyuncular versin. Ya da Galatasaray'ın oyuncuların başına gelsin. Onlar versin. Bakalım. Bugün Fenerli oyuncuları eleştirdikleri gibi kendi oyuncularını eleştirecekler mi? Bugün bizim savunmamızın aynısını bu sefer onlar yapacaklar. Yani her şey kişiye göre... Ben de bu olmasın diyorum tam olarak. Değil abi. Ben de işte bu olmasın dediğim için diyorum ki tribüne girmek de ceza alması gereken bir şey. Tribünden sahaya girmek de, yerde etkisiz halde olana vurmak da. Süper şeyde geçelim Ümit abi. Yarınki maça geçelim. Ne geçelim. Olur. Sen Süperçeli bilir de ben Ali yani bir yorum yapmak istiyorum. Fenerbahçeliler kendi hukukçularına kısın. Dikkatsizlik var. Berdan Berlin demiş ki Fenerbahçe şampiyon olmazsa bir sonraki seçimde iktidar seçim barajını geçemez. İşte alakasız. Ya ulan komik ya. Fenerbahçe ile ilgili bir şey arıyorsanız Ekrem İmamoğlu 3 Temmuz iyi ki de yapılmış deyip Samanyolu televizyonu o sıra spor yorumculuğu yapıyordu. Tabii. Fenerbahçeliler oy vermeyecek olsa Ekrem İmamoğlu'na vermez. Mantıken. Evet. Ozan Hocaoğlu demiş ki Gökhan Dinç takım tutmaz. Sabi Fenerbahçe düşmanlığı yapar. Hatırlamıyorum. Fenerbahçe düşmanı, Galatasaray düşmanı diye bir şey yok. Moğollan Aliyev demiş ki Ahmet Hocam Bışar'ın niyeti ne? Niye önyargılı? Önyargılı mıyım hocam sizce? Hayır değil. Erdem Gezer demiş ki Beykent Üniversitesi mezunu Bışar Bey tek başına doğru bunu görüyor ama Fenerbahçe ve Koç Holding'i Stanford, Yale, Harvard, LLM avukat ordusu göremiyor. Sevgili Erdem, bu neye benziyor biliyor musun? Evet, Beykent'ten mezunum, burslu kazandım, 3 yılda bitirdim, yüksek lisansımı da oradan yaptım. Ama senin bu söylediğin de keşke şeyle ilgili de söyleseydin. Max Cruze davasında Ali Koç demişti ki hayatının kumarını oynadı. Ben o gün ekranlardaydım. Ali Koç talimat bilmiyor ve yanındakiler talimat bilmiyor. FIFA'nın güncel talimatlarını takip etmiyorlar dedim. 6 milyon euro mu ne ödediler? Tabii. Hayatını geçer. 6 milyon euro ödediler. 2 7,5 milyon. 2 bu yok, 7,5 değil abi. Ben böyle vereyim sana. Neye benziyor bu? 2 neye benziyor? Ümit Özat Gençler Birliği altyapılı. Senin mantığına bakarsan Fenerbahçe altyapısından gelen isim daha iyi olması Ümit lazım. Ümit Özat'ın daha iyi olması lazım. Doğru. Hayat böyle değil. Yani piyasa farklıdır. Geçmişi piyasa farklıdır. Piyasa karar verir. Geçmişten ziyade şu anda dilin ne konuşuyor ona bak. Tabii. Yani nereden yani ben diyelim Berlin Spor Akademisi'nden yetiştim. Sen sokakta yetiştin. Ya Fatih Terim sokaktan yetişti. Hocalık kariyeri ortada. Köln Akademisi kariyer ortada. Şimdi burada olay falan bitirme dedi. Ya bir şey neyse artık. Hani ha şöyle diyeyim, diyelim ben belki de bütün Harvard, ben biliyorum yani. Harvard mezunuyum, işletme. Harvard hukuk ama hukuk işte. Hocam da
Kahramanmaraş Sütçü İmam İşletme mezunu. İkimiz de giriyoruz piyasaya. Sonra hocam CEO olarak benim dört katım var. Ben diyorum ki ben Harvard işletme mezunuyum. Öyle değil işte piyasa şartları. Hocam Sütçü İmam mezunu. Piyasa der ki bu daha çok kazandırıyor. Onun için bunun maaşı senden iki kat fazla der. Bitireyim hemen abi. O zaman içinde adamın kendini yetiştiriyor. Onun için sen Beykent'ten mezun olup Harvard'lıları geçiyorsan bir de sana ekstra madalya verir. Vermesi lazım. Arda demiş ki hissiyatımsı nedir abi? Boş algı yapmamışlar. Moderatör gibi davran. Troll olma. Galatasaray'ın pozisyonu yok mu o kayıtta? Sevgili Arda orada hakem demedi mi? Ben penaltı olduğunu hissettim. Hocam hiç hisle karar verdiniz mi? Olur böyle saçma sapan. Tamam işte bak hissiyatımsı bu. Trollük benim yaptığım değil. Arda'cığım sen trollük yapıyorsun. Ben konuşanı yorumluyorum. The Strange demiş ki Ali Koç 2.5 saat Galatasaray pozisyonunu yorumladı. Toplantıda Ümit Bey Erden Timur'u tehdit etti. Hala offside'ımsı diyorsun. Ümit abi demiş. Ben mi Erden Timur'u tehdit etmişim? Yok Ali Koç. Ali demiş ki Ahmet abi bana bir selam gönderir misin? Hamburg'dan selamlar. Yavuz Karaman demiş ki bugün son kale kavgasının yıl dönümü Çakar anlatsın. Ben demiş ki bir de onu bile takip ediyorlar. Mert Hakan yok. Yavuz Karaman da benim adam. Yok. Yavuz Karaman bu. Onu mite yerleştiriyor. Şirketlik yapacak oyuncu yok ki bizim maçta olay çıksın. Mesela kusura bakmayın da Felipe Melo da şirketlik yapıyordu mesela. Yapıyordu. Ya niye kusura bakmayın? Ya Felipe Melo niye kusura bakmayın diyorsun? Şirketlik cağdası edip beni taşıyor. Bir dakika. Yavuz Karaman demiş ki bu şarkı. Ama Felipe Melo da Galatasaray'a çok kazandı. Adam değiller. Bunu da katılıyor. Bitiyor. İki tane. Berdan Berlin demiş ki Ümit Kaptan ve Ahmet Çakar Türk futbolunun kara kutusudur. Ahmet Göte Çakar demiş ki Rasim bir defa cahil bir şey diyebilir misin? Cahil bir şey! Şimdi bakın Türkiye bizi izleyen şu anda 6-7 bin tane genç. Evet hocam. Son 15 ya. Yılda sizleri nasıl dizayn ettiler biliyor musunuz? Aynen. Z kuşağı bizi izliyor önemli. Hocam. Siyaseten bugün Halk TV'yi veya Tele1'i açıyorsun. Ya da Sözcü TV'yi. Tamam ya da Sözcü TV'yi açıyorsun ya da Flash TV'yi açıyorsun. Her şey yanlış. 22 yıllık iktidarda her türlü rezillik yaşanmış, her şey yanlış. A Haber'de de uçuyor. A Haber'de de her şey yanlış. A Haber'e bakıyorsun, CHP her şeyi kötü, imamı. Yani bir defa bu böyle olamaz. 22 sene iktidar olan adam %100 haklı, %100 haksız olur mu? Hatalar, günahlar, sevaplar olur. Aynen. Şimdi siz nasıl yetiştirileceğiz biliyor musunuz? Doğru söylüyor hocam. Siyaset yorumcuları ve yazarları bir tarafın elemanı haberi öbür tarafa çakacak, bu tarafa okalayacak. Sporda da bana diyorsunuz ya, hocam senin saçın başın kıçın başın oynuyor, alışmadığın için oynuyor. Doğru söylüyor, doğru söylüyor. Mesela diyorsun ki mesela bazen bir Galatasaray'ı savunuyorsun, bir Fener'i savunuyorsun. Doğrusu bu. İnandığın ama şey. Eyyam da olmamalı dakika, değil mi? Eyyam da olmamalı. Hep Galatasaray hatalı, Fener haksız. Objektif. Veya hep Galatasaray haklı veya Fener haklı, Galatasaray hatalı olamaz. Mesela Ali Koç'un takımı ben olsaydım. Aslanlar gibi çıkardım. Jack olur, Mac olur. Dört gün sonra da yani yarın da. Ha o maçı kazandım. Şimdi ne oldu? Ezeli rakibine bedavadan bir kupa hediye ediyorsun. Kesin. Kesin. Ya, o mesela şimdi Trabzon'u çok seven bir adamım. Ağır eleştiriyorum Ertuğrul Doğan'ı. Bu federasyon başkanı için gitmesi için imzadan sarfı nazar ettiniz. Hayır. İlçeyi Ertuğrul Doğan verdi. Trabzonspor verdi. Vermedi imza oğlum. Bizim gelişmeleri bilmiyoruz. Açıklama yaptı hocam ya. Yapmadı ama. İş icraat. İlk imzayı Türkiye'de ben verdim. Ya o başkanlara gittik. Kulüp nezdine bak. Tamam. Hayır Trabzon vermedi. Şu saate kadar daha Trabzon imza vermedi. Vallahi. Yarın verir bilmem. Yarın veremezse. Pazartesi verir onu bilmem. Dolayısıyla arkadaşlar siz zannediyorsunuz ki Rasim her daim Galatasaray'ı savunmak, değilim. Fener'e vurmak zorunda. Evet. Siz zannediyorsunuz ki Fenerbahçe'nin takım kaptanı şartlar ne olursa olsun, örnek bir Ahmet Ercanlar gibi hep Fener'in haklarını savunmak zorunda. Yok öyle bir şey. Burası soytarı şeyi değil. Hocam ben çok ağır laflar ediyor. Şimdi sen diyorlar ki sen Galatasaray'ı okkalıyorsun yarın bir gün bu işarda inandığı an Dursun Özbey'inden belinden su almalı. Hiç şüphem yok. Alırım hiç. Tabii. Bak laf konu. Özgür Özgür. Abimdir Erman Toroğlu. Bazen içinden geçer bu tarafın inanıyor inandığı için, bazen içinden geçer öbür tarafın inandığı için. Ya, ama sizler 20 yıl siyaseten ve amigo yazar ve yorumcularla bu şekilde oluşturuldunuz. Bir adam, işte en canlı örneğini veriyorum. Fenerbahçe milli takım kaptanı Ümit. Ulan Ali Koç'u eleştiriyor. Fener düşmanı. Eleştirmeyecek mi? Tabii. Eleştirmeyecek mi? O burada yorumcu için görev yapıyor. Fenerbahçe'nin haklarını savunmak için yapıyor. Ali Koç'un avukatı. Ama örnek. Hani hiç tanımam. Hayatta hiç de tanışmadım. Kimsenin değilmiş. Örnek. Fenerbahçe'nin YouTube'da program yapan arkadaşlar var. Onlar da
adeta Fenerbahçe basın sözcüsü gibi konuşuyorlar. Bu Galatasaray'da da var. Neydi o? Örnek Haluk. Ahmet Bulut mu? Örnek Haluk. Ali Koç'u öldürelim, Galatasaray'a yapalım. Aklıma ama ne geliyor? O zaman bunlar, bu iş sevgiyle olmaz. Bir insan sevgiyle kendi kariyerini satmaz. Ha, demek ki bir şey var ortada. Hocam hepsine mamalı diyor. Hayır, mamaşı var. Sponsor, reklam. Yanlış mı? Ne var? Şu ana kadar söylediğim hangisine muhalefet ediyorsun? Özellikle sen ne söylediğinle ilgili. Hocam her iki takımında trolleri var şeyde. Troll denmez ona. Ben hocam paralı köpek diyor. Ben paralı köpek belli oranda yani paralı asker diyeyim. Köpek ben, diyemem. Ben, dedi, bak, dedi, ben, daha önce dedi. İsmi geçen herkesi tanıyorum. Evet. Bu oradaki. Ben tanımıyorum. Ne Ahmet Ercanların paralı bir iş yaptığını düşünüyorum. Bak, tekrar, ben ne de Haluk Gürekli'nin görüntüsü. Ya kavga mıydı? Avanta diye düşünme. Hocam bak mesela hayatiyetin sağlanabilmesi için sponsor ihtiyaç var. Ahmet'le ilgili bir şey anlatayım. Ben tanımam, hiçbirini tanımam. Bak, ben Gökhan tanırım. Gökhan tatlı olandır. Tamam bak. Gökhan'ı severim. Biz Ahmet'le tanışıyorum çünkü. Bizim çocukların maçında tesadüfe Allah karşılaştırdı bizi. Yemin ederim. Ahmet Ercan'la bir videosan diyalogum dinliyorum. Şeye geçebilir misiniz? Çok enteresan bir laf etti ya Ümit dedi. Çocuklarımız dedi şampiyonluk görsün. Çocuklarımız için bak. Bazı şeyleri konuştuk. İki saat nasıl harar? Hatta IBAN'ını göstermiştim sana. Ne IBAN'ı ya? Öyle şey bir duydum. Ne başka birinden. Ne IBAN'ı ya? Hayır yani param galiba yok anlamında. Ben bana öyle bir şey göstermedim. Pardon yanlış duydum. Şimdiden duyduysan ona söyle. Tamam. Bana dedi ki bak hocam net ama burada ne bir şey Ahmet'in konusunda burada hiç getirmemiştik. Bir şey biliyorsun ilk değil mi? İlk kez bak. Allah Allah bu konuda mesela bir şey anlatıyorum. Bunu video alalım sonra. Bir şey aylarda der ki abi der bak Ahmet iyi çocuktur Ahmet'le konuş Ahmet iyi Fenerli bak hep söylemiştir Bişer. Tabii sen de kızmışsındır. Bu konunun buralara nasıl geldiğini oturduk konuştuk işte nedir hiç yapmadığım bir şeyden dolayı mesela o kongreden sonra sanki ben kongreye bağlanacakmışım bir şey yapmadığım şeyden dolayı mesela beni böyle tam Aziz Yıldırım beni bu kulübe getirdi kaptan yaptı ona sevgim saygım başkadır o bunu inkar edemem ama ondan sonra işte bir mont yapılıp ben bazı şeyleri konuştuk. Sonra babamın vefatında başsağlığı dilememelerini, işte ne bileyim 100. yıl kupasını benim elimden aldı. Alex'in eline verip Photoshop'la 100. Bunlar hiçbir savunacak bir şey yok. 5 yıldır başkana yaptığım eleştirilerin amasız fakatsız arkasındayım. Ahmet'le Allah karşı karşıya getirdik. Hatta iyi ki dedik barıştık. Ahmet'i şöyle gördüm. O hakikaten... Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Ahmet'in verdiği mücadeleyi vallahi futbolcu. Ama militan yani. Bak Ahmet Ercanlar'ın verdiği, bak şey için konuşmuyorum. Abi ya şimdi şöyle bak. Ona da öyle bakmak lazım. Hakikaten o onu kendine şey yapmış. Ben de eleştiriyle doğruyu bulma şeklinde bir fıtratım var. Aynen. Anlatabildim mi ki 5 senedir ne dedim çıkmadı. Ama o da hatta mesela teknik bilgisi iyidir hocam. Dedim ya sen teknik niye konuşmuyorsun? Ya dedi savunan yok. Buraya savrulduk dedi. Şimdi... Ben ama gözümle görmediğim, duymadığım hiçbir şey için kimseye şu şöyledir, bu böyledir. Bak, asla dememişim. O zaman şunu demeyecek. Ahmet için demem, bak, diğerleri bak, bilemem. Bak, Haluk bir kere bir iki defa Ahmet'le hiç çalışmadım. Yoksa Ahmet'le biz birbirimizle çok laf soktuk. Biz tarafsız yorumcuyuz demeyecektir. Diyemezler ki. Demiyor ki zaten. Diyememişim mesele kalmadı. Hocam, demiyor ki. Bak, hocam, o zaman mesele kalmadı. Zaten hocam ben... Ya bir şey diyeceğim, zaten bir şey açık konuşalım. O Ahmetlerin platformu zaten Fenerbahçe'nin Ali Koç tarafından finanse edildiğini herkes bilmiyor mu? Var ya sansürsüz futbol mu ne bir şey var? Yok isim vermeyelim ama isim vermeyelim de. İsim vermeyelim abi. Hodri meydan mı var ne var ya? Abi isim vermeyelim. Ya müsaade et. Çok kralı olmuş kralız ya. O kanalda kusura bakmasınlar. Hiç adam yerine koyup randevu vermeyeceğim. Sosyal hayatında benimle görüşemeyecek... Pek çok insan da var ama Murat Aşık gibi çok kıymetli, benim çok Murat sevdiğim, hakikaten çok saygı duyduğum ve çok entelektüel bilgi birikimi çok yüksek. Ama Murat eleştiriyor. Eğitim seviyesi çok yüksek biri de var mesela. Ama bir iki tane soytarı var, ismini vermeye gerek yok. Muhatap bile yani günlük hayatta şey yapamaz yani randevu ya alamaz. Şimdi bak çok özür dilerim. Hani sebebini de söyleyeyim. Onlar bir yere saldırıyorlar adam onlar, değil mi adam değil. Onların şey bazıları diyorlar. Trollük yapıyor, o trollerin ağa babaları var, sizin troll ağınızın babası var. Onun nasıl bana yalvardığını Ahmet Çakar biliyor. Değil mi hocam? Kapatsın onu ben de. Tamam, ben son bir şey söyleyeceğim. Bir şey. Bak hani. Ama şimdi, hocam bir geriyorlar. O gün, karşılaştık ya bak. Bende de bir kardeşimiz var. Onlar da Berdan. Hatta bir şey sana bunları gösterdim. Geçmişte evet. Galatasaray'a yaptığım eleştirileri. Gösterdim Ahmet'e. Bak dedim Ahmet ben Fenerbahçe'yi eleştirdim. Bak Galatasaray'da neler eleştirmiş. Tabii. Neler. Ama başkanın kendi tabiri var. Kötü haber diyor. Haberdir diyor. Şimdi yani eleştirdim. Yani, o haber oluyor. O haber oluyor. Kardeşim sizin önünüze bunu getiriyorlar.
Şimdi siz ya arkadaşlar bakın bir şey söyleyeceğim. O kadar da eleştiri yapacağız. Adam diyor ki eski futbolcumuz Hakan Baltan'ın doğum gününü kutlarız. Uzun sağlıklı ömürler dileriz. Abi adamlar Alper UEFA Kupası'nda 2 dakika önce onun doğum gününü kutluyorlar. Bizim kulübün böyle bir şeyi yok abi. Ha doğru ne söylüyor. Ölü biliyorlar. Daha sana yok onda daha vefalı. Ne ölü biliyorlar ne diri biliyorlar. Doğru söylüyor. Doğru şimdi söylüyor. Bak bunlar çok yanlış şeyler. Bravo. Çok yanlış şeyler. Bugün federasyona gidin malzemecisine kadar Galatasaray tanslandı. Bizde de ne var biliyor musun? Zebani gibi aşağıdan çıkıyorlar. Galatasaray lobisi. Doğru söylüyor. Galatasaraylar antrenör yapsın, antrenörlük yapsın diye çırpınıyor. Sevgi Beşiktaşlar, var. Beşiktaşlar bir dönem var ya bir her yer Beşiktaşlar antrenörlük yapsın diye çırpınıyor. Trabzonlar antrenörlük yapsın diye çırpınıyor. Bizimkilerde öyle bir şey yok. Bizimkilerde hiç öyle bir şey yok. Ya siz çok uzağa gitmeyin beyler. Son 17 yılda aldığımız iki şampiyonluğun birinde Ankara Gücü'nün hocası bendim. Ben Trabzon'dan puan almasam bu puan farkı oraya düşmez daha. 2014. Efsaneniz iki maçta Okan abisinden 10 gol yedi. İlla balık hafızalı olduğunuzu anlatıp da o günleri hatırlatmayayım yani. 9 puandı fark. Ben gittim Trabzon'dan puan aldım. Alamayabilirdim de Selçuklu, Jajalı, Kolmanlı, Umut Bulutlu, net Burak Yılmaz'dı. Burak Yılmaz ne takımdı? Müthiş bir kadro oynadı. Yedik geldik burada siz geldiniz. 4'e düştü. Efsane dediğiniz adam Başakşehir'deyken 7, Ankara Gücü'ndeyken 3 yedi. Çanakkale geçilmez yapsa 7 yemez ya. Şimdi anlatıyorsunuz da konuşacak çok şey var. Bak 55 bin kişinin ortasına sandalye koyun. 55 bin kişi ayrı ayrı soru sorsun. Hepsine tek tek böyle kekelemeden, muhtemeden cevap, evet. Veremeyeceğim bir cevap yok. Bir defa bu eleştiri kültürüne de biraz alışmamız lazım. Canım, bravo. Ben şu süreyi, bunu kabul etmiyoruz. Yani şu süreçte mesela, evet amasız fakatsız savunuyorum başkanım. Vay, savunuyor. Bir Allah'ın kulu diyemez ki. Ali Koç dinliyorsa acaba biri benim adıma buna bir şey mi yapıyor diyebilir yani. Şaşırır vallahi. Şaşırır yani. Ama ben şaşırmıyorum. Konu Fenerbahçe. Biz en zor günde birlik olmayabiliriz. Aha hoca biliyor. Sinan abi o zaman Aziz Bey başkan ya çok yakın. Statta bir toplantı yapmıştı. Biz küstük. Çağırdı toplantıya gittim. Hoş geldin demedi. Toplantıyı terk ettim. Arkadan şoför Bülent abi vardı. Zortu Bülent derler. Ya Ümit Allah'ını seversen geri geldim. Zortu. Hatta orada Serdar Ali'ye dedim ki böyle bir basın toplantısı vardı. Şehitler mi vardı orada? Ya, başkan eleştiriyorlar. Başkan dedim ya seni esefle kınıyorum dedim. Başkan da Bişar gibi böyle tam karşımda oturuyor. Başkan şaşırdı. Hayır başkan. Aziz Yıldırım. Madem dedim şike yapıyordun Denizli'de de yapsaydılar dedim. Üstten üste şampiyon olan kaptan olarak tarihe geçseydin dedim. Herkes koptu mu? He. Madem şike yapıyordun dedim. Denizli'de de yapsaydın dedim. Üstten üste şampiyon olan takım kaptan olarak tarihe geçseydin dedim. Tabii de 4 olacaktı. 4 olacaktı. 2007 yılında 4 olacaktı. Kıyamet koptu. Yalnız bak sonra ona bir eleştiri vereceğim. Denizli'ye gideyim. Sen söyledin bilmiyorum. 2006. Evet. O işte Selçuk Dereli'nin hiçbir suçu yoktu. Bütün kabahat bizde dedim mi? Müsaade et. Biz. Dedi. Bak. Biz o sene Fenerbahçe olarak Denizli Spor'a 2 maçta 11 gol attık. Doğru. 11 gol attığım bir takımı çıkacaksın abi. Yeneceksin. Ona rağmen buna rağmen Fenerbahçe'yi sen yeneceksin kardeşim. Bravo. Biz şunu anlamıyoruz. Bak, ben Selçuk Dereli mükemmel hakem demiyorum lan. Bu adam ilk Denizli maçında beni oyundan atıp 5 maç ceza almamı sağlayan hakem. Doğru. Doğru. Babamın oğlu değil ki. Ama. Objektifim diyorsun. Ha sahaya bir şey söyleyeceğim. Bak iptal edebilirdi bir şey diyemem. Evet. Etmeli miydi? Hocam o kadar teknik bilgim çok zor yok. Şu Trabzon'daki ertelensin demiyorsa o hayli hayli edilmeliydi. Şey bugün, bugün baktığımda etmeliydi. Selçuk Dereli'nin etmeyişi çok fantastik bir hatadır. Halil Umut Meler'in Trabzon'da işte 4 hafta önce etme işi. Peki, çok fantastik hatadır. Ama şu var. Dur. İyi oynayan takımı böyle fasılara, böyle konfetlerle durdurursan tempoyu düşürür, konsantrasyonu bozar. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ama ya bak şimdi, biz ne dedik? Ben 2011'den bu yana medyanın içindeyim. Bazen 2-3 yıl medya, bazen takım geliyor gidiyoruz. Aynen. Abi o gün hiçbiriniz demediniz iptal edilmeliydi. Hoca da dahil. Bir daha söyle. O gün hiçbiriniz iptal edildi. Kimsenin aklına gelmedi. 2006. Hayır, bir dakika bak. Müsaade mahkemelik olduk. Selçuk Dereli'ne hüküm giydin bir de işin kötüsü. Ya hocam bak. Ama her hafta. Her hafta. Uzaktan baktığın zaman yani yıllar sonra baktığın zaman daha objektif yorum da yapabiliyorsun. Sen nasıl geçen çıktın mesela bir şeyi itiraf ettin bir konuyu mesela. Tabii de Beşiktaş maçında penaltıyı yanlış verdim. Yıllar sonra bak. Demedim. Üzüldüm. Bir şey söyleyeceğim. Üzüldüm. Bunu onu savunmak için söylemiyorum. 17 dakikada az bir uzatma değildir. Aa bravo. Bak, tabii, ben Selçuk Dereli'yi savunmuyorum ama bu konuşmaların içinden oraya almayın sadece. Doğru. Ya golün ortasını yapan benim Tunca ya. Tabii aynen. Apaya atsaydı, mesela Apaya atsaydı bittiydi. O gün belki Anelka oynayabilirdi. Tabii. Apaya. Yani
Bir sürü hatalar oldu ya. İki maçta 11 gol attığımız takıma. Ha ne oldu? O günde mesela Yusuf bizden gitmişti. Tabii. O tamam mı? Bütün her şeyi o yaptı. Hayır, o yapmadı abi. Çocuk haklı. Beni Yusuf de bir iklimlerse. İzzet'in hepsi mücadelesi verdi. Bizim yayında itiraf etti. Dur. Yusuf Çiçek bize bağlandı. Adam bana abi dedi ki ben yaşı benden büyüktür. Dedim ki Yusuf dedim. Sen dedim bütün oyuncuları toplayıp arkadaşlar bugün yeneceğiz. Fenerbahçe'yi şeyi bırakacağız. Dedin mi? Ya dedim ya. Dedi. Bak biz sahada dedim, alamadık. Dedi. Tamam sahada alamadık. Yusuf Çiçek. Şey. Az Yıldırım isteseydi biz yine o maçta şampiyonduk. Beni konuşturmasınlar. Nasıl Allah niye? Anlatamam. Söyle. Anlatamam. Oraya dön beni. Abi, anlatamam. Ölmüşler var, kalmışlar var. Yani o mevzunun içerisinde o anı yaşayanlar içinde bugün hayatta olmayanlar var. Hatta, özür dilerim. Biz teknik olarak almalıydık. Biz öbür türlü biz ise o maçı da alırdık. Yani benim Ali İpek de çok şeydi. Ya bırak şimdi karıştırma İpek'ti, naylondu, şu diye Allah rahmet eylesin. Yani şimdi abi öyle şeyler görüyorsun. Yani 3 Temmuz için bildiğim bir şey söyleyeyim. Ali İpek. 3 Temmuz'da Ali Koç'a şike teklifi, bazı futbolcular üzerinden şike teklifi yapanlara hatta Ali Koç ne ya, Ali Koç diyorum özür dilerim. Aziz Yıldırım ne yapıyor biliyor musun? Arattırıyor futbolcuları. Oğlum bak sana böyle bir teklif geldiyse biz böyle şeylerle işimiz yok. Bir dakika. Aklınızı başınıza alın. Orada bir dakika diyorum. Ben de adalet gereği şunu söylemem lazım. Ben biliyorum bazı şeyleri abi. Biz o hakimle de tanıştık. Hatta hocamla gittik. O hakim Mehmet Ekinci'yi biz tanıyoruz. O Fethullahçı değildi de neyse onlarla beraber hareket girdi çıktı Mehmet falan. Mehmet Ekinci Galatasaraylıydı. Evet. Büyük bir İyi Galatasaraylıydı. Ben bak hakim Mehmet Ekinci. Oradaki bütün tapeleri hatta şeyde dinletiyordu o. Orada özellikle bir bölüm var. Aziz Bey diyor ki sakın Ali'ye söylemeyin bunları diyor. Sakın. Ali Koç'a hiçbir şey söylemiyorlar. Çünkü Ali Koç kızarız ederiz çok kavga ederiz. Ama Ali Koç bu konularda şey adamdır. Yani yasa dışı işlere bulaşmama konusunda hassas adamdır. Buna hiç şüphem yok abi. Yalnız büyük bir sıkıntı Ali Koç, var. Ali'ye söylemeyin. Bunu söylemek zorundayım. Ama bir dakika bu daha önemli. Buyurun. Şimdi arkadaşlar. Ali Koç dedi ki, ey Erden Timur, gece her yatışta bizi düşüneceksin. Evet. Korkacaksın hele ben gittikten sonra. Bu dünyanın her kültüründe mafya kabadayağıyla tehdit ve ağır eleştirdik. Fakat aldığım çok enteresan bir sinyal. Başka bir şey ima etmiş. Ne ima ettiğini bilmiyorum. Ama o da ayıp hocam. Hayır bir dakika, ben bir dakika müsaade et. Bir dakika, özel hayatta ima edersen, mesela şimdi affedersin. Ben evli bir adamım. Rasim'le kavga ediyoruz. Benim de bir tane manitam var. Bana ima ederse bunu. Hani var diye. Bu şerefsizlik. Şerefsizlik. Ama bir kulüp başkanı, diğer bir kulübün ikinci adamını, futbolla ilgili bir katakullü veya illegaliteyi ima ederse bu özel hayat değildir. Bu hocam. Geneldir. Bakın böyle bir şey vardır demiyorum. Fakat ya belli mihraklardan söylemiyorlar veya onlar da bilmiyor. Bu hani gece uyurken benim şerrimden korkacaktın gittikten sonra sana saldıracağım. Bu manada söylemediği ortaya çıkıyor. Ben bilmediğim için söyleyemiyorum. Bak bazı insanlara yakışan iftira bile olmaz. Erden Timur'a namussuzluk gibi konular yakışan iftira olmaz. Hocam yine şahit ismini vermiyorum. Erden Timur'a çok karşıt bir adam vardı. Hocamın da arkadaşı. Hep beraber toplandığımızda o da geldi. Çakar da şahit. Ben orada bir laf etmiştim. O günden bir gün önce. Ahmet Çakar'la tartışmıştık. Dedim ki iddia ediyorum Türkiye'deki müteahhitler içindeki belki de en namussuzudur. O Erden Timur düşmanı adam. Ki tanınmış biri. Ama ismini vermiyorum. Dedi ki Erden Timur'un düşmanıyım dedi. Başka sebeplerle. Ama dedi o lafın çok doğruydu dedi. Abi şimdi. Dur. Evet. Hatırlıyorsun şahitsin değil mi? Evet. Ama Erden Timur'un şu var. Erden Timur'un işi ev satmak. Şu an önümüzdeki 3 sene ben derdinin dostu olarak konuşsam derim ki şu 3-4 sene çok ev satamazsın. Şu 2-3 sene. Çünkü niye? Faizler %60'da, morguç bitti. Genel olarak müteahhitlik sektörü gerileyecek. Onun yarattığı düşünceyle bu ekonomik olarak dara girer, sıkışır. Biz de üstüne gidelim düşüncesi var Ali Koç'ta. O da ayıptır. Her sektörün parladığı düştüğü dönem var. Bak Ali Ağoğlu'ndan bahsedilmiyor şu an. Nurettin Korkmaz demiş ki Ahmet Çakır İnşaat Malatya geriledi. Daren Delililere selam gönderir mi? Yunus Emre Korkmaz demiş ki Malatya Daren diye çok selamlar. Fenerbahçeliler önceden bilmem ne kupasını bile isterken şimdi neden bu süper kupayı küçümsüyorlar? Hakikaten 59.'si kupaları isterken. Hakikaten ya. Çok doğru. Bilmem ne kupasını bile isterken. Ve YouTube'da Fenerbahçelilerin algı gücünü daha yüksek olduğunu düşünüyor musunuz? Rasim Ozan Kütahyalı'ya soruyorum.
Arda Galatasaray. Doğru. Fenerbahçe YouTube'da epey örgütlendi ama Fenerbahçe'nin YouTube'da örgütlenmesi tuhaf bir biçimde. Şimdi düşünün. Fenerbahçe'nin YouTube örgütlenmeleri bana mı daha çok saldırıyor, Ümit Özdağ'a mı? Ya da diyelim bana mı daha çok saldırıyor, Serdar Çelikler'e mi? Ya anladın mı? Fenerbahçe YouTube örgütlenmeleri iç savaşa girmeyi seviyor. Aynen. Kendi, bu da ne oluyor? Galatasaray'da böyle bir şey yok. Fenerbahçe iç savaşı sevdikçe, ya şu Ümit Özat'la ilgili yapmadıkları iş kalmadı. Yine Arda, bu adam adaletli. Devam edeyim. Onu Arda demiş ki Galatasaray niye imzalamıyor? Ya Ayetullah da Ahmet Ercanlar değil mi? Ahmet Götüçekar demiş ki Ahmet Hoca söz vermişti. Beni yemeğe götürecekti. Sevgili Ahmet Götüçekar, ben de hatırlıyorum. Geldim mi Türkiye'ye ama bir kızart. Ben de bu gecenin hatırına bayram günü bir kızart diyorum. Evet, yarın 11'ini getirebiliyor musunuz? Hayır artık ya şu Olympiakos'u yenin de şunları unutturun Fener. Vallahi ben de destekliyorum. Livakovic savunmanın sağında Osayi, Bekao, Çağlar, Ferdi, Ferdi Kurunic, Şimanski, İrfan Can, Tadic, Edin, Dzeko. Fred iyileşmiş mi? Fred iyileşmiş ve Ciku kadroda değil. Niye? Sakat. Ha. Sakatlık riski var. Abi çıkacağı niye 11'le çıkıyor? Çağlar ve Bekao sakatlıktan dönerek ilk kez 11 başlayacaklar abi. Çıkacağı niye 11'le çıkıyor? Yani en ideal. Yani bu konuda İsmail Kartal tenkit etmiyorsun. Bu kim oynar? Osayi'nin yerine kim oynar? Yani en fazla Mert Müdür oynar ama Ferdi'nin yeri doğru. Sen Çağlar de bu 11'i yapar mıydın? Osayi zaten şu anda harbi takımın komutanı oldu yani. Evet Osayi sağ. Bak bir de şey olarak olay Osayi'nin şu anda takımı hakikaten cesaretlendiren oyuncu konumunda. İyi de adam döverek oldu bu. İyi bir şey mi bu? O başka. Dur, yarınki maça odaklanalım. Yunanistan deplasmanı. Hava nasıl olur? Şimdi bak orada bir gerçeği söyleyeyim. Ne yapıyordur? Çay içiyor mu? Herkes Allah. Ne diyordu? Ne düşünüyordu? Kilosya maçı çok zor. Karayiskatis böyle. Evet. Bak Olympiakos maçı daha zor olacak. Bak. Herkes Olympiakos'u geçmenin daha kolay olacağını düşünüyor. Cilos bravo Ümit. Bravo Ümit. Kilos maçı oynanırken herkes diyordu ki. Bravo. Çok zor maç geçemeyiz. Bunu geçersek final oynarız falan. Ben size söyleyeyim mi? Yani iki tane Yunan takım var. Birini %100 finale koyacaklar. PAOK. Bak. Çok iyi gidiyorlar. Bak. Ya Paul biri ilk maçta 3-0 mağlup oluyor. Dinamo Zagreb'e geliyor burada. Beşlik yapıyor. Öbürü gidiyor. Operasyon mu var diyorsun? 4-1 mağlup, 5-1 mağlup. İkinci maça 6-1 alıyor. Operasyon mu sence? Bak Yunanlardan biri %100 falan olacak. Bu Allah'ın emri. Bak unutma bunu. Onları oynatacaklar. Ve bu Olympiakos maçı emin ol öyle kolay bir maç değil. Yani hakem Olympiakos'u kayıracak mı diyorsun? Ya bilemem onu da zor maç abi. Bilemem. Bence öyle düşünmeyelim. Bu dakikadan sonra ya. Dünyanın her kıtasındaki her çeyrek final maçı zordur. Bravo. Lakin Olympiakos, U.S. Cilos'dan daha iyi takım değil. Bence de. Ama Olympiakos daha Fenerbahçe'den daha iyi takım değil. Evet. Ne kalite olarak, ne organizasyon olarak, ne tempo olarak. Bir iki tane iyi oyuncusu var analizim ama şu var. Çeyrek finalde, 100 yıldır böyledir. Hiçbir maç kolay değildir. Ama bana soracak olursam Fenerbahçe turu geçecek. Yarın tek farkla yenilse bile. Ben deplasman maçı için zor dedim. Tamam ha, şu var. Ya yarın ben Fenerbahçe'nin yenileceğini düşünmüyorum. En kötü beraberlik olur. İstanbul'da da turu o havayla geçeceğini düşünüyorum. Ondan sonra büyük sıkıntı. Aston Villa Lille. Aston Villa Lille galibiyle Fenerbahçe Lille geçerse şampiyon olur. Bir şey daha var yalnız. Eğer burada İyi sonuç alırsa Fenerbahçe Karagümrük maçı ertelenebilir. Ama zaten teklif etmiş Fenerbahçe. Bu maçın skoruna göre iyi yaşayın. Çünkü orada 3 gün abi biliyorsun. Aradaki zaman farkı 3 gün. Peki bunu Galatasaray isteyen etmez mi bu sefer? Yoksa Avrupa var ağzını mı açmaz? Ama bir kere o teklif edilmiş. Edilmiş. Biz de ikna ederiz demişler. Aslında muhatap gerçi Karagümrük. Karagümrük oynamak ister mi? Bence istemez Karagümrük daha. Tabii ki istemez. Fenerbahçe maçını... Ya şimdi Karagümrük de can havlinde. Yani Karagümrük'te yenilirse küme düşer Karagümrük. O da böyle bir durum. Ama şöyle de bir şey var. Karagümrük'ün bu maç ertelenmesi Karagümrük'ün de işine gelebilir kısmen. Tabii i̇şte onu diyorum. Gelir. Çünkü niye Fener son 7 maçı var? Hani bu maçı Fener'le şu hafta oynamasın. Havaya girdiği hafta oynayabilir mesela Fener maçını. Ama ben oradan iyi sonuç alırsa iptal eder. Ya iyi sonuçtan kalsın ne diyelim ki maç 1-1 bitti. İyi sonuç. Ben Karagümrük maçı %90 ertelenir. Peki 1-0 yenildi. Ertelenir. Ama Allah korusun orada 3-0 falan gibi tamam. Allah korusun kötü bir sonuç olursa bitti. Karagümrük maçının erteleneceğini düşünmüyorum. Abi peki, tahmin. Olympiakos'un 11'ini verelim muhtemel 11'ini. Şimdi Olympiakos'u yani, aleyhimize 3-0 gibi Allah korusun. Kamp kadrosunu da vereyim kamp kadrosunu. Şimdi bir şey yapalım. Abi sana bırakayım ama mesela bak çok böyle üst seviye bildiğimiz bir oyuncu yok. Bizde mesela Elinko var, Taşçı var. Ben Yunan Ligi'ni takip etmiyorum. Elkabi Hataylı değil miydi bu? Hayır, Hataylı Spor. Novetiş bu ünlü Yovetiş mi?
O değil. Yovetic o Antep. Ertem. Ertem diyorum. Şunlardan var ya, şunlardan biri Fenerbahçe ilk 11'de oynayamaz. Çikini 2 sene önce Giresun Spor, El Kabide Hatay Spor. Doğru, bravo, oradan gelme. Bu nasıl takım? Bir şarjım. Doğru, dinle. Bir şarj. Ben şimdi Yunan Ligi'ni takip etmiyorum. Onun için zor işte. Doğru. Yunan Ligi'ni takip etmiyorum. İyi bilen biri var. Fenerbahçe tam kadro seçmeme. İyi bilen biri var. Kim? Kim? Acun. Evet. Onu aradım. Dedim ki nedir abicim? Ama objektif o. Abi Olympiakos iyi gitmiyor. İyi takım değil. Fenerbahçe eler dedi. Tabii bilemezsin hani şeyde o Ümit'in dediklerine ben aynen katılıyorum ama güç dengesi bakımından Olympiakos'tan çok daha ileri bir takım Fenerbahçe. Çok daha ileri bir takım. Ama çok daha ileri olduğunda zorlanırsın. Ama orada bence Acun doğru bir analiz yaptı. Mesela Aston Villa maçı olsa Fenerbahçe'de vites yükseltebiliyor. Galatasaray da öyle bak. Galatasaray Bayern Münih'e vites yükseltti. Ne oldu sonra? Manchester ayrı. Ama Manchester'da aldı. Ama o Galatasaray ama bazen şöyle bir takım, bazı takımlar. Tabii sen orada teknik olarak daha yanlış. Özür dilerim. Galatasaray UEFA kupasını alacağız diye çıktı. Urfa kupasını aldı. Hayır, onu demedi. Onu demedi. Ben Olympiakos ama Galatasaray UEFA kupasını alacağız bu sene çıktı. Yanlış mı? Onu da anlıyor. Urfa kupasını veriyorum. Her güç takım güçsüzü yeniliyor. Doğru, ben zaten aynı karakterim. Bana şöyle bakın. Tamam, aynı karakterim. Ben şunu şöyle bakıyorum. Bilakis Olympiakos daha rahat çıkar. Evet, Fenerbahçe'den güçlü takım değil. Kesin. Ama bu Olympiakos Alanya Spor'dan, Samsun Spor'dan da daha organize bir takım. O da doğru. Sen daha Avrupa'lı bir takım. Ama iki maç. Tamam, iki maç. Fenerbahçe her zaman içeride oynayacağı maç daha sıkıntıdır. Arkadaşlar. Zaten bütün puan kaybı. Fenerbahçe'nin içeride oynayacağı maç daha her zaman daha sıkıntıdır. Doğru. Yani oradan mağlup bir skorla Allah korusun dönmemesi lazım. Belçika'da öyle oldu. İşte yani şu kadroya baktığın zaman emin ol şu kötü Beşiktaş'tan iyi değil. Yani şöyle söyleyeyim. Kesin. Sağda Raşika. Efendim Muleka 10 numara Gezzal, sol önde kim vardı aldıkları? Semih, ne bileyim işte ön tarafa koy Abubakar'la Cenk'i koy, 4-1-3-2 oyna ya da Muçi ile Abubakar'ı koy, şu kadrodan bile Olympiakos iyi değil. Ama takım yani Alanya'dan, Samsun'dan da ne bileyim bir Kasımpaşa'dan da daha az organize olan. Sen Norşalent'te de Koperak'ta da haklı çıktın. Niye dedin ki arkadaşlar? Oyuncu meşhur. Bu Ahmet Çakar'ı Türkiye'de meşhur ettiği benzetmedir. Bu takımdan kaç kişi o takımda oynar? Öyle bakarsan sevgili Bişar. Bir adam bile 2003'te Kopenhag'dan Galatasaray'ı kim oynatırdın? Bir dakika senin dönemine döneyim. 2002-2003 Galatasaray'ından Şampiyonlar Ligi'nde hangi takıma adam giderdi? Sıfır. Sebastian Perez mi giderdi? Flor Kim mi giderdi? Hiçbiri gitmezdi. Vitoria mı giderdi? Ama El Kabi 27 gol atmış bu sezon. Ama o takım toplamda. Ama o takım nerede Şampiyonlar Ligi çeyrek finali çıkıyordu, hatırlıyorsun değil mi? Evet. Çünkü takımdı ve şampiyon oldu o sene. Son maç elendi. Şampiyon oldu o sene. Lucescu'yla Fatih Terim geldi, o takımı bozdu ve Galatasaray'ı berbat etti. İsmail niye yok? Sakat. İsmail yüksekti sakat aynen. Kasında ne var? Sakat. Kasık. Bak bu orta saha zayıf bir orta saha. Zayıf. Sakattan çıkan kırınç da Fred'le yumuşak bir kırınç dengeyi bozar. Olympiakos yani 3 atar mı? Bir yere gelelim. Kadroyu getirsinler. Son 3 maça baktığın zaman birbirinden 4-5 oyuncu var. Maalesef bu bizde hep oluyor. Hep bak. Bir son şu kadroyu getirin. Şimdi dönün bir maç önceye dönün. Yani Süper Kupa değil. Bir önceki lig maçına dönün. Trabzon maçı. Dön, 2 tane ayrı stoper. Evet. Bu yıl çok oldu bu ama bak, Fenerbahçe hiç bunun zorluğunu yaşamadı abi. Yani Türkiye'de yaşamayabilirsin yani kendine denk takımlara karşı oynamıyorsan. Dön, evet. İki tane farklı orta saha, tek değişmeyen Şimanski, İrfan Can Tadic. Özür dilerim. Adana Demir maçı, Ciko Osterwold oynamış. Trabzon maçı, muhtemelen... Ciko Serdar Aziz, evet doğru. Ciko Serdar Aziz, aynen. Yani şimdi, ya da değişiyor abi, orası değişmeyecek. Fenerbahçe Pendik maçı. Serdar Osterwold oynamış. Zaten en çok değişen yer orası. Ama şu Krunic, Fred, birinin sakattan çıkması, birinin daha o kıvamı yakalamış. Çünkü oynamadan geldi Altay. Orada Fenerbahçe'nin yumuşak karnı olur. Şimanski'nin de yardım etmediğini düşünürsen. Halbuki bir tane daha 8 alıp, yani hatta şu maçta Cengiz kadroda mı? Cengiz kadroda. Çok basit abi. Çek İrfan Can'ı 8'e, at Cengiz'i sağa, Şimanski'yi oynat, 4-3 oynat ya. Orta sahayı biraz daha kalabalık tut. Yani tamam böyle çok gol atabilirsin. Ama böyle pozisyon verme şansın da çok. Bir de handikap şu. Çağlar'la BKO kaç defa resmi maçta yanına yıldır. Onu yani, diyorum hocam. Fenerbahçe'nin en çok değişen yerleri stoperleri. Ona bakacağız. Yani hocam peki
Yarın sizce hakem etkisi olur mu hakem? Kim hakem? Andro Scherer. İsviçre'nin yeni parlayan yıldızı. Adam mıdır hocam? Avrupa'nın fazla maçını seyretmedim. Avrupa'nın şu anda elit hakemlerinden biri. Böyle yarın akşam göreceğiz. Yani Fenerbahçe'nin lehine aleyhine bir şey olmaz abi, diye. Abi böyle bakın yani bu adamlar hepsi, herkes kendi kariyerini düşünüyor. Tabii canım. Bu adam da diyor ki ben de Dünya Kupası'na gideyim. Ben de Şampiyonlar Ligi'nde önemli maçlar yöneteyim. Fenerbahçe Yunan takımlarına şeyi verelim. Bu, hocam devam edin lütfen. Ben de bu maçı iyi yöneteyim ki bu maçı iyi yönetirsem belki bir maçta alırım. Ola ki final alırım. Ola ki Avrupa futbol şampiyonu. Herkes şu anda yani o hakem de yarın mükemmel maç yönetmek ister. Planlıyor, bu kadar basit. Hocam, evet. Fenerbahçe'nin Yunan takımlarına karşı karnesi. Hmm. 2002-2003 UEFA Kupası 2. tur 1-1. Deplasmanda 4-1 yenilmişiz. UEFA Kupası Playoff 2010-2011 Pau'a 1-0 yenilmişiz. Pau'a 1-0 yenilmişiz. Onda ben oynadım Mişer Panathinaikos maçında. Anlatsana. Bazinas topu aldı Bazinas. Ben de libero oynuyorum böyle 35-40 metre dedim herhalde yani. İçimden diyorum ki vursun yani dağa taşa. Evet. Vurdu abi 3-35'ten 7 golü. 7 mi? He, İstanbul'daki maç. Vursun diyorsun değil mi? Yani vur dedim Bazinas'tı kaptan. Abi bir koydu topun üstüne bir yattı top böyle çat. 1-1 biten maçta. Kalenin içine düştü. Ne tribünün vardı o maçta var ya. Orada da gittik. Yine herhalde yanılmıyorsam 1-1 oldu sonra 4-4 yedik. 4-1'lik maçta cehennem gibi stat. Karaiskak ismi. Eski stat. Cehennem gibi miydi? Etkiler ediyor muydu sana? Küfür ediyor muydu? Hocam bak bize de anlamıyordu ama böyle bir o cehennemdi öyle. Yani. O gün dedim ki kimse demesin abi. Mesela bizim Köln Gladbach derbisi. Öyle bir derbi olamaz mesela. Evet. Türkiye'de yani biz zannediyoruz ki Türkiye'de bir tek Ali Sami'nin cehennemi ya da hadi gör cehennemi. Ben sana cehennem buralarda hocam. Yunanistan, of. Yunan tribünleri çok ateşli değil mi? Sen ne diyorsun abi? Yaşadın onu. Tabii canım. Peki o etkiler mi? Futbolcu psikolojisi bozar mı? Etkiler abi. Etkiler. Etkiler mi? Etkiler. Etkilemez olur mu hatta değil mi? Şimdi bir devamında da Fenerbahçe 2021-2022'de Olympiakos'la karşılaştı. Yani bundan 2 sene evvel. Okay. Atromitos maçları var. 1-0, 3-0. Atromitos Kuzey Kıbrıs değil mi ya? Rum kesin. Hayır değil. Yunanistan mı? Aynen. 3-0. Evinde kaybediyor. 1-0. 2010 şeyde o Bursa'nın şampiyon olduğu seneden sonra PAOK bunları elediydi değil mi? Evet 2011 aynen öyle. O da bir rezalet. Abi bak bu Luchescu'nun oğlunu Fener'e çıkarabilirler bunu unutmayın. Ama iyi gidiyor o da. Bak ne dedi benim oğlum Fatih'e kaybetmez dedi hocanın daha bir tane galibiyeti yok. Yani aynı Okan Buruk'la Aykut'un Akhisar Fenerbahçe maçları gibi oldu. 4 yani maçına daha galibiyeti yok. Ama bak. Kupada bir tane yendi de ligde galibiyeti yok lan. Bir şey diyeyim mi? Luchescu oğlunu o gün bence özel Fatih Terim analizini Luchescu kendi yapmıştır. Fatih Terim'in uzmanı Luchescu. Bir tane yabancı yok o da kupada galiba. Hatırlıyor musunuz? Hoca vardılar. PAOK kulüp bir şey eleyemez. Eler mi? Hocam. Bence eleyemeyecek. Bak hocam iki Yunan'dan biri final oynayacak hocam. Bir şey değil mi? Şimdi aklıma geldi dur bir gülelim. Yani sen bu kupa orada Yunanistan'da oynayacak. Evet. Düşünsene bu kupa İstanbul'da oynayacak. Şu maçtan birinde Fenerbahçe'nin birinde kaldı. Bir Türk takımı sence final oynamaz mı? Abi bir de kolay mı bu işler? Dur bir gülelim gülelim ya Mişar. Sen 10 yaşındasın bak. Ben razıyım. Fenerbahçe PAOK oynasın. Dur. Mitsotakis'i iyi tanırım hocam. Dur. Unutma bunu. Dur Mitsotakis başbakan. Bak. Evet. Şimdi Fatih Terim Fiorentina'ya gitti. Galatasaray'a Luchescu geldi. O ara Luchescu çok başarılı olunca Luchescu bu Terim mi gibi bir şey çıktı. Terim dedi ki ya beni o adamcağızla kıyasla orada. Adamcağız o dedi. Luchescu. Ali Sami Alkış var yayında. Dedi ki Fatih Terim bir yalıysa dedi. Luchescu dedi. Dudullu'da Gecekondu dairesi dedi. Hoca da o yayında. Öyle demeyin falan. Hatırlıyor musun? Ali Sami Alkış yaşıyor mu? Yaşıyor. Bir yerde yazıyor herhalde. Abi. Allah uzun ömür. Dinle. Ama Ali Sami Alkış önemli değil. Terim dedi ya adamcağız dedi. Ya o da dedi utanır dedi. Benimle kıyaslamaya dedi. Ya böyle şey olur mu dedi. Nasıl utanır? Bugün Luchescu. Adam bugün ama 2002'de. 2002'de söylüyor bunu. Ondan önce internette çalıştı. Ama 2002'de kendini daha üstün görüyordu Terim. Bugün bakıldığında Terim mi Luchescu mu de bütün dünya futbol sana güler. Kariyerde baktığın zaman niye? Luchescu çok daha ileri. Kim demiş onu? Ya bu hocam ya. Avrupa Şampiyonası üçüncülüğü var. Fatih abi galiba sırf genel şey. Fatih Hoca da abi. He? Fatih Hoca da abi. Sen Shakhtar'ın şampiyonluğu var diyorsun. Luchescu kim ya? Fatih Hoca. Vay Luchescu'nun nesi var bir şampiyonluğu var UEFA. Shakhtar hocam Shakhtar'la şampiyonluğu var. Kolay bir UEFA şampiyonluğu. Galatasaray'da UEFA şampiyon oldu şey Fatih. Shakhtar'ın kadrosu da 200 milyon euro. Daha demin Luchescu daha iyi diyordun.
anlama öyle bir şey demedim. Luchescu o adamcağız denmesini. Adamcağız denmez ya, onu demek istedim. Yoksa bir dakika. Luchescu'yu Fatih Terim niye diyor? Ben bana göre Fatih Terim. Luchescu hangi milli takım çalıştırmış? Peki adamcağız dendiğine niye karşı? Adamcağız koymam. Tartıya Fatih Hoca'ya tartıya koymam. Adamcağız dendiğine niye karşı çıktın? Ya güzel bir Berlin güzel laf değil. Rasim abinin kendi gündemi var. Berdan Berlin demiş ki Rasim Ozan Türkiye Trabzonspor Fenerbahçe maçına çıkan olaylar yüzünden kendisinin payı olduğunu inanıyor mu? Ahmet Mete Çakar demiş ki adamsın unutmadın Ertem. Kızartayım ama yemek de. Benim oğlum Fadi Yener. Ertem değil. Benim adım Bışan. Böyle bir şey var. Şaka yapmıyor. Ya bilerek yapıyorlar. Ya hakikaten benim adımı Ertem. Ya o anda öyle bir sürçü insan diyor. Analizi yapmıştır o. Sürçü şey yapıyorlar. Olabilir. Olabilir. Şimdi hocam bir yarışma var. Size ondan bahsetmek istiyorum. Biz bu kanalda niye yarışma sunmuyoruz? Bir de onu yapalım bari. BTV'de çok acayip bir şeyler var. Bir kadın programımız olacak. Bir yarışma programımız olacak. Dördümüzün yapacağı bir seyahat olacak. Seyahati ben çekeceğiz. Yokum. Size varsınız. Hayır efendim. Seyahat ben yokum. Evet, ben yokum. Varsınız. Dur şirketleriyle anlaşırsan olur. Fernando Hernandez demiş ki hiç kusura bakmayın. Olympiakos Fener'e 4 atar. Çünkü futbol yok oynuyorlar. Ya. Ben maça çıkmam diye uyandım. Evet. Ümit abi, buyurun. Rasim abi, hocam. Söyle. Evet. Hiç yaptınız mı bilmiyorum. Kütük sürme yarışması. O ne be? Ben çok kütük sürdüm. Şaka yapmıyorum. Gel deney. Kütük sürme ne be? Kütük sürme yarışması. Ha, Japonlarda bu. Biliyorum. Abi. Biliyorum bunu. Ay ya. Bunu nasıl sürüyorlar abi? Ya çok tehlikeli bir şey. Altında kalırsa ölürsün. Oha. Ölürsün. Abi kütük sürme diye bir yarışma olur mu ya? Bu delilik bu ya. Rasim abiye bak ya. Son derece antipatik bir yarışma. Niye hocam? Antipatik. İnsanlık karşıtı bir yarışma bu ya. Niye ama kütüğü atıyorlar. Evet. Japonya'da mı emin misiniz? Evet evet Japon. Bir şey sana gerçek cimbomlu birini atacağım. Tamam. Ümit abi sen hiç kütük sürdün mü? Bunu bizim Fenerbahçelilerin görmesi lazım. Bunu verirsen çok sevinirim. Tamam sen hiç kütük sürdün mü Ümit abi? Çok oturuyor yanında. Ya Resulallah. Hadi be hadi tamam hadi. Dur. Beyler bakın size gerçek cimbomlu birini açacakmışlar şimdi. At hocam. At Ümit abi. At Ümit abi. Hocam kütük sürme yarışmasıyla ilgili ama bu çok nasıl gelecek? At sen oraya atarlar. Samet at. Tamam biraz beklememiz lazım onu söyleyeyim. Attım grubu Ümit abinin attığı şeyi alalım hızlıca. Hocam kütük sürme yarışmasıyla ilgili bir şeyiniz var mı? Kütük sürme rezillik. Ya bunun... bu kütük en az 5 ton. Doğru mu? Bunun ayağı mayan kesilir hocam. Ama altta kalırsan kırar, ezer. Manası ne? Param var burada. Hayır abi şu ne? Şu gidi. Hayır onun önü. Spor mu olur lan? Ertem. Ertem diyor ya. Bişar pardon. Senin yüzünden ne kadar Ertem diyor. Alt taraf seyirci mi? Evet. Bişar önlemi var mı? Yok Bişar, abi. Bişar önlemi var mı adam altına girmemesi için? İpleri tutuyorlar. Korunmuyorlar abi. Direkt bildiğin gibi gidiyorlar. Altta kalınca düşenin boynu kırılır ya. Bak. Aa, bak. Ya, çok bak. Abi. Bak. Ama boğa da seni öldürebilir. Ama onlar şeylere... profesyonel bunlar değil ki tırmanırsın. İpini toplayan atlamış bunu oluyor. Kim alet etmiş lan bu sporu? Baba bu tam bir manyaklık bu ya. Aa Ümit şunlara bak. Aslında tam ya. Benim ilgilendiğim bir konu biliyorsun. Sen var ya sen. Hadi Samet ya. Geliyor mu Samet? Hocam siz yaptınız mı? Ne? Hiç kütük sürdünüz mü? Kütüğü sürer mi? Hocam kütük... Hocam niye sana kütük diyorlar? Ne bileyim. Süleyman diye bir tane... Şey var değil mi? O söylüyordu sana. Hayda. Karıştırmayın oğlum. Hocam yoruldunuz mu? Yok hocam yorulmadım. Mesela 3 saat daha yayın yaparız. Yaparım. Bana oy deme imkanı tanıyın. Tanımıyoruz kadar. Mu hocam? He? Tanımıyoruz mu? Tanıyoruz. Hayır dönerli olacağım ben bu. Evet. Geliyor mu? Hocam Rasim'den nasıl? Lar BTV'de etiketine X'te fotoğraflar yazarak bize atabilirsiniz. Bu arada izleyenlerimizin... Niye karıştırma kardeşim? Rasim abi, Ümit abi çok üzüldüm. İzleyenlerimizin %59'u bizim abonemiz değil. Arkadaşlar... Abone olun! 150 bin abone olmayı istiyoruz bu ay. Hadi şu anda anlık gecenin bu saati 7500 kişiyiz. Abone olursanız çok kalabalık, böyle hızlıca 150 binlik bir aile olacağız. Çok mutlu edersiniz bizi. Abone olun, abone olmayı unutmayın. Ver Samet, Ümit abinin... Kim o ya? Acun. O kim? Sağdaki kim? Müjdat. Hayır bir değil Müjdat benziyor da o değil. Ya diyecek tabii ya kupada. Kupada Allah çarpsın ben izlemedim bunu. İzlemeden attım. At ya adam 2000 Dünya Kupası, 2000 Avrupa Kupası'na gider. Gel demiş Allah Allah bu ne.
Rıdvan'ın da var bir tane Galatasaray formalı resmi var Rıdvan. Ya abi bu şey ne olabilir abi? Yani şimdi bak. Bu arada orada bir eğlenme anı. Önce şunu anlatayım. Şey Galatasaray'da da seçim gelse gitmez miydi? Ahmet Güteçakar dedi ki güzel günlerde soruyormuş. Ahmet ve Erman Hoca neler olsun. Nefer olsun. Ayrıca 10K'dan beri seni severek izliyoruz hepimiz. Adını biliyorum zaten Cahil Erdem. Ahmet Güteçakar teşekkür ediyorum. Bak 10 binden beri bizim izleyicimiz. Bir gün Aziz Başkan'la oturuyoruz. İmza attım Fener'e. Mehmet Cansu'nu arıyor. Başkan dedim. Mehmet Cansu'nu arıyor. Ateş dedi. Böyle üçte üçte başkan dedim. Yakışır mı bize dedim. Bak Allah şahidim olsun. Evet. Şimdi bak şu videoyla ilgili bir gelsin. Evet. Üç dedin. Dur, yok, çok güzel anlar. Dağıtmıştım. Ama arada üç dedin mi Mehmet Cansu? Anlaştım dedim. Teşekkür ederim. Sonra o kalktı bir yalan konuştu. Sizde yalan meşhur zaten. Ne dedi Mehmet Cansu dedi. Ümit'i dedi bazı oyuncular istemediği için almadık dedi. Yalan. Allah kuralı. Peki dedi. Aziz Bey, Aziz Bey şey dedi mi? Üçte üçte dedi mi? Ya 3 milyon dolar iste, 3 milyon dolar iste demiş. O zaman dolar geçerliydi değil mi? Euro yoktu o zaman. Buraya atmışım 500 bin. Buraya atmışım 500 bin dolara imza 3 milyon dolar iste diyor bana. Şimdi bak bu şu video var ya getirir misiniz? Evet abi. Aslında normalde ekranı bak, sabit çıkarsın öyle. Normalde tam bir Avrupa Kupası maçında bir Fenerbahçeli'nin Galatasaraylı'ya bir Galatasaraylı'nın şey. Fenerbahçeli'ye yapması gereken bir şey. %100 katılıyorum. O yüzden bu video bence çok ama normal ve güzel bir yapın, şey. O zaman sonra fanatiklik en büyük Fenerbahçeli taslamayacaksın. Ya kimse yapmaması ama yani. Bence abi kupa anladın maçında bak, bütün Fener Avrupa'da diyorum. Bak ben mesela yarın diyorum ki en büyük Fener. Ben de diyorum. Tabii ki. Vallahi billahi ben bak bu işi Fırat hep söylüyorum. Bunun maçında da en büyük bunu Türk futbol literatüründe maçında üzülerek ama en büyük Beşiktaş. Türk futbol literatüründe niye üzülerek Beşiktaş? Türk futbol literatüründe Avrupa maçlarında herkes desteklerdi. Bunu bozan iki adam vardır. Maalesef ikisi de Fenerbahçelidir. Cengiz Çandar ve Ömer Çavuşoğlu. Hocam hatırlar. Bunlar çıktı dediler ki biz Galatasaray Avrupa'da yedilsin istiyoruz. Ömer Çavuşoğlu şeyden kolunu soktu Galatasaray bayrağı. O başladı. Cengiz Çandar ve Ömer Çavuşoğlu'nun başlattığı bu olaydan Cengiz sonra... Cengiz Çandar öldü mü? Yok. Milletvekili. Dem Diyarbakır milletvekili. Ömer Çavuşoğlu da ölmedi. Ömer Çavuşoğlu ölmedi mi? Ümit abi. Ya şeyin... Burada kalsın Ümit abi. Nazlıcan abisi. Ömer Çavuşoğlu... Fenerbahçe'li yönetici Ömer Çavuşoğlu demiyor musun? Öğrenci Ömer Çavuşoğlu, Nazlıcan abi sen... Tamam biliyorum abi öldü Allah rahmet eylesin. Ölmedi ya Ömer Çavuşoğlu ölmedi. Ölmedi mi? Kalbimizde... Allah kahretsin. Yemin et. Ölmedi mi Ömer abi? He? Emin misin hocam? Ya ölmedi ya. Bekle geleceğim abi. Ömer Çavuşoğlu sayesinde Aziz Yıldırım başkan oldu kardeşim. Onun sayesinde oldu. Yaşıyorsa Allah uzun ömür versin. Gol dağıtarsa 25. gol sözünü tut demiş. Onlar başlatınca Galatasaraylılar onlarla başladı. Galatasaraylılar biz de Fenerbahçe yenilsin falan. Abicim ben eski kafayım. Ben yarın Olympiakos'u Fenerbahçe mağlup etsin istiyorum. İstiyorum ya. Zaten edecek. Efendim. Zaten turu Fener geçer. Hocam inşallah ben de onu umut ediyorum. Fenerbahçe inşallah turu geçsin. Tam 81 yaşındaymış ya. Şu yayınlarımız daha çok izlensin. Daha çok yayın. Bu arada Cengiz de 3 Temmuz'da çok ciddi durmuştur o şeyi geldi Cengiz Çandar. Az yıldır ama adam dem milletvekili olunca. Sen bu tweet atmışsın. He? Kürtçe tweet atmışsın. Bayramı kutladı. Bayram kutladı. Kürtçe de atarım kardeşim. Kürtler kardeşim. İyi yapmışsın canım bir şey demedim ya. Sen Fahri Kürt'sün abi. Ben Fahri Kürt'üm kardeşim bundan böyle. Niye hocam? Olamaz mı? Ya gerek yok. Şurada siyaseten bir şeyler ya hocam Kürtçe yazmak siyaset değil ki ya. Bence de Kürtçe yazmak. Kürtçe de yazarsın. Canlar da dersin. Biz bir bütünüz. Bravo. Gerçi siz diyemezsiniz. Canlar falan diyemezsiniz. Diyorum abi. Ben. Var mı son olarak söylemek istediğim şey? Yok. Ben de derim bu anda. Ben bu konuda çok... Siz demedim ya. Ben bu konuda... Bu memlekette Alevilerin gördüğü zulmü kimse görmemiştir. Bak Zeki Biçici demiş ki... Ben bunu hep demişimdir. Bak Zeki Biçici demiş ki... Ulan Bışar benden koyu Fenerli yoktur ama seni çok seviyorum. Haydi bakalım yarın inşallah yenelim. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Sizleri ben hakikaten çok seviyorum. Ekip de çok seviyor. Hoşçakalın. Şampiyon duruşundan belli olur. Misli özel şampiyon oranlarla her gün daha yüksek oranla oyna. Kazanınca da şampiyon gibi kazan. Çünkü şampiyon duruşundan belli olur. Tüm normallerin üzerinde şampiyon oranlarla sen de Misli'de oyna, bir farkın olsun. Hayra Misli, Misli. Misli.com'un sunduğu It's in the Game sona erdi.